Mesajları at dedi sana, öyle mi Fikri? Evet. Ne koy oraya da? Mustafa Karaaslan mı? Mustafa Karaaslan evet. mı at dedi? Evet. Tamam. Sen de attı. Evet. Mustafa Karaaslan'la ne düşmanlığı varmış Fikri abi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Tamam, sonra o gün ne dedi Mustafa Karaaslan sana? O kaçırmıştır. Ben yanında değildim. O kaçırmıştır. Mesajı attıran onu da yapar. Ama onu... Bana bir gün ne dedi Mine abla biliyor musun? Bu zade şey Gökçe var. Onun cenazesine bu Tufan'ın teyzesi, eniştesi işte yakınları oraya cenazeye gelmiş. Gele de biliyor, gelmeye de biliyor. Oradan dedi Sinan dedi, ne dedim? Bugün dedi senin dedi kaynatanına dedi kaynanan geldi dedi. Allah Allah, benim kaynanamına kaynatam kim? Sen bilmiyor musun kaynanana kaynatanına dedi. Mustafa yine dedi Hamide dedi. Benim nerede kaynatam kaynana? Mustafa ile Hamide kim oluyor? Arife'nin? Benim teyzem. Öyle mi? Sana öyle söyledi. Evet. Bunu diyen, bu mesajı da attıran o zaman, onu da yaptırır. O zaman sen anlatıyordun Arife ile ilgili Mustafa'ya bir şeyler. Hayır, yüzden, ben öyle bir şey... O yüzden sana diyordu senin kaynatan geldi falan diye. Sen Arife ile ilgili Mustafa'ya bir şey anlatıyordun ki... Hayır, ben o kendi dedi bana orada. Ben tamam. Yürüyüşe gidiyordum. Şeye. Ama nereden bilecek sen anlatmazsan? İşte kimden duyduysa işte... Seni dedi, sevgilin dedi, oradan karakola varmış dedi, seni şikayet etmiş dedi. Heh. O zaman sen Arife benim sevgilim diye mi Mustafa'yı anlatıyordun? Hayır. Yoksa Mustafa nereden bilecek? O zaten dünyanın dedikoducusu. Köyde... O mu dedi sana, Mustafa mı dedi Arife senden hoşlanıyor falan mı dedi Hayır, sana? Hayır, öyle bir şey demedi. Tamam, o zaman sen dedin Arife'den hoşlanıyorum mu dedin? Hayır. Nereden bilsin o zaman Mustafa? Bununla zaten bir düşman gibiymiş. Sizin var mı bir düşmanlığınız? Hayır, zaten? Tarlasını da ben. Hiçbir tarlasını gibi. Da ektim bu sene. Düşmanın tarlası ekilip de arazisi kullanılır mı? Mustafa'nın bize bir düşmanlığı yok. Şimdi sen biraz mesela Mustafa ile ilgili doğru söylemiyor da olabilirsin. Değil mi? Ben işte dediğim gibi. Bir tane daha var, onu da söyle gel. Başka da yok. Var var, yanda var. Bu da bizimle mesaj şeyden adam, bizi arayan adam. Gel onu da söyle. Başka sana da... bir şey olmayacak, gerçek olmayacak. Buna inan ki sen her şeyden kurtulacaksın. Aynı bizim gibi bizi savun. Aynı biz yanında böyle yer alacak. Doğrular söyledim mi? Bakış. Yoksa ama bizi kimse burada baş edemez Sinan. Bizim burada ne kadar, bak ben uyuyayım. Gözleyemiyorum. Geceleri uyuyamıyorum. İlacını yiyemiyor. Aile perişan. Çok perişanım Sinan. Doğruları söylersen Allahü Teala da sana yardım edecek. Allah'ın varsa doğruları söyle. De ki tamam bak biz sana doğruyu söyledikçe bir şey yok mu? Demiyoruz değil mi? Doğruları anlat biz senin yanında yer alalım. Yoksa ama biz senden çok büyük davacıyız. Nereye gidersen git. Seni çok yani taş şeylere kadar götürecek yani. Ama sen şimdi senin yanında yer alacak. Doğruyu söylersen şimdi bana yaptıran bu Arife annemi çağıran ana diyorum. Bak Arife ona ana, kaşıkçılı ana diyorum. Lavabuk kaşıkçılı. Kaşıkçılı ana sana oradan mutfaktan çağırdan var. Bu çağırdanları falan söyle kurtul. Sana bir şey olmaz. Gerçek olmaz. Bak görüyorsun ta Rusya'dan sana ne destek istedin? Için geldi. Ne istedin? Doğruları Sinan söyler dedi. Sinan söyler, Sinan'a hiçbir şey demezler. Hadi bak zaten senin okul arkadaşınmış. Çağırdın, kadın da mutfaktaydı. Sana tavada, bunu çağırdanlar var, tavada bunları kadın söyle. Tavuk nereye pişiriyor ya? Gittiğini söyle. Kadının tavada değil mi, tavuk mu pişiriyordu? Ocakta evet. Yemeği Ocakta var. Yemeği var yani. Evet, evet. Sen onu seslenince çıkmış. Sen ona ne diye seslendin? Hı? Nasıl seslendi? Bir de Kadir durmuş. Kadir dur. Dur şimdi sen Arife'ye ne diye seslendin? Arife anne diye mi seslendin? Arifecim diye mi seslendin? Nasıl seslendin? Kadir Durmuş'una tokur. Tamam, Kadir Durmuş da mı yanındaydı? Evet. İkiniz beraber mi? Üçünüz mü gittiniz? Ya ben üçümüz gittik ama ben
yapmadım. Tamam, üçünüz eve mi gittiniz? Evet. Tamam. Bunlar kaçırdı. Tamam. Nereye kaçırdı bilmiyorum. Tamam, kim seslendi Arife'ye? Kadir seslendi. Ne dedi? Bir de dışarı çıkar mısın yenge dedi. Hı. Bu da dışarı çıktı, kaçırdılar. Kim, nereye kaçırdılar bilmiyorum. Bir dakika, neyle gittiniz siz oraya? Hangi vasıtayla gittiniz? Yani şunu soruyorsun. Bir dakika, hangi vasıtayla gittiniz? Traktörle mi gittiniz, arabayla mı, minibüsle mi, neyle? Motosikletle mi, neyle gittiniz? Ayağımızla. He? Ayağımızla. Peki ayağınızla gittiniz, nasıl kaçıracaksınız o zaman kadını? Arabası var. Kimin? Tokur'un. Tamam, o zaman anlat sen bir olayı. Arabası var, o kaçırdı. Nereye kaçırdı bilmiyorum. Hayır, üçünüz gittiniz mi siz eve? Evet. Tamam, kim seslendi demiştin? Kadir Durmuş. Ne dedi? Dışarı çıkar mısın dedi, çıktı, kaçırdılar. Ne yaptılar peki, aralarında nasıl bir konuşma geçti? Kaçırdılar Mine Hanım. Sen biraz atıyorsun kafadan gene. Hayır. Şimdi üçünüz gittiniz. Seslendiniz, kadın dışarı çıktı. Ne yaptınız kadına da bağırmadı, etmedi? Ne oldu yani? Oradan bayılttılar, kaçırdılar. Nasıl bayılttılar? Ensesine vurdular. Ensesine vurdular? Evet. Tamam, sonra yere mi düştü? Evet. Oradan da kaçırdılar. Nereye kaçırdılar bilmiyorum. Sen de onların yanındasın. Ben oradan ayrıldım. Niye ayrıldı? Bir daha da görmedim onları. Bir daha görmedim olmaz. Üçünüz oradasınız, yere düştü. Tamam, sonra kim aldı onu yerden? Kim kucakladı, sen mi? Hayır. Ama senin sevgilin. Senin alman lazım. Hayır. Kim kucakladı? Kadir. Kadir kucakladı. Evet. Tamam, kucakladı. Nereye bindirdiniz? Arabaya bindirdi. Hangi, kimin arabasına? Tokur'un arabasına. Demek ki arabayla gittiniz oraya. Yok, biz arabayla gitmedik. Araba kapıda nasıl oldu? Nereden geldi? Oradan geldi. Sonra geldi kendi. Bayıldıktan sonra mı arabayı getirdiler? Evet. Odunu vurduktan sonra. Evet. Sonra? Daha bilmiyorum. Niye o zaman jandarmaya gittiğini anlatmadın bunu? Korkuma anlatamadım. Kadir dedin, beni aradı ya da benim yanıma geldi dedin. Ben buradan jandarma yetkililerine de seslenmek istiyorum. Kadir'le o gün Sinan'ın telefon konuşması var mı yok mu? Onların elinde vardır kayıtları. Kadir beni aradı dedin. Gel, Arife'ye çok özür diliyorum hepinizden. Bilmem ne yapalım dedi dedin. Bak aynen böyle söyledin. Biz de dedin, Kadir de Mustafa'ya haber vermiş. Kadir, Mustafa, ben Arife'nin evine gittik dedin. Dün bana yayın sonrası anlattın bunları. Kayıtlı duruyor. Sonra dedin, onlar bayılttılar. Ben çıktım gittim, kadını nereye götürdüklerini bilmiyorum dedin. Demedin mi? Hayır. Hayır. Allah Allah. Ha beni de yalancı, beni de bu programda yalancı ya çıkartanlara insanların bir şey yapıyorum. Beyni yatmasın ha. Kadir Bey de bu Kadir Bey mi? Yalnız bir şey soracağım, bir dakika durur musun? Müge, ha geldik şimdi. Yeni bir donmuş ha. Oradan hani o belediyenin yaptığı yerin yanında bir yer gösterdin ya, orada bir baca gibi bir şey var. Orası ne? Belediyenin dediğin yerin altındaki ne? Ne yaptı? Burası samanlık olarak kullanılan bir yermiş Müge Hanım. Bak orası ne? Orası ekmek fırını, ekmek şimdi fırını. Onun ilerisinde şimdi bunun iddiası. Açılıyor mu orası yani? Ortak bir alan mı, sizin mi? Evet, hayır, evet hayır. Açılıyor. Tandır var Müge Hanım. Tandır var. Bir girer misin oraya? Orada ne var? Ekmek pişiriyorlar orada Müge Hanım. Köyün ekmeği mi pişiyor? Hayır hayır, şahsı şahsı. Şu altını. Ha, şu an sanki yanıyormuş gibi geldi de bana. Ha, yok yok, şu an kullanılan durumda değil. Geç bakayım arkasına. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu Arife kendi ayağıyla gitmediyse buralara bir yere konuldu arkadaşlar. Yani kusura bakmayın ama artık yani söylemek zorundayım. Bunları taşıyacak maşıyacak durumu da yok. Yapmışlar bir şey de uğraştırıp duruyorsun bizi. O zaman oradaki komşuların hepsi gördü bunu. Bu fırının sahibi yani söylüyor. Yani oralara gelmiş olsa mutlaka %100 görünecek. Görünmeme şansı yok. Benim dediğim böyle bir yer Müge. Biraz daha dolaşsanıza şöyle. Dur ama şu Kadir'i önce bir alalım. Şimdi Kadir mi seni o sabah aradı? Sen mi Kadir'i aradın? Dün bana anlattın. Anlat şimdi. Kadir aradı. Kadir kaçta aradı seni?
Sabahına ben kahvaltı yaparken aradı. Ne dedi? Oradan çalışır mısın? Bağ çalışak dedi. Dedim ben çalışamam dedim. Ne çalışalım dedi? Ne çalışalım dedi? Aşağıda şey yapıyor. Afur yapıyor. Ev gibi bir şey. Samanlıklar evleri yandı. Yangından. Oradan bağ dedi çalışır mısın dedi. Ben de dedim çalışamam ben. Tamam şimdi bana anlattığını anlat. Kadir seni aradı. Beni aradı. Ben aradı aramadı demiyorum. Tamam aradı ama nasıl? Bana ne dedin aradı. Nasıl? Kadir de bana başka bir şey demedi. Ya çok özür diliyorum yani doğru bir lafı bulamıyorum peki ama. Ben... Yani çok da sizden de özür diliyorum ama yani başka çarem yok. İstiyorum. Yani Kadir gel Arife'yi kaldıralım gibi bir şey söyledi dedim bana anlattın. Hayır. Ben hatta sana dedim ki bak aradı mı dedim kayıtlarda var yok bakarlar dedim. Evet aradı dedin. Mustafa'ya da o haber vermiş. Mustafa da geldi bizi arabasıyla aldı Arife'nin evine götürdü dedin. Hayır. Oğlum anlattı ya sen ya bana. Beyin yakma Sinan beyin yakma söyle. Yalan hayır. Söyleyecek halim yok bana ne? Müge Hanım'a söylemişsin Sinan Müge Hanım'a. Bana anlattın. Öyle bir şey yok. Ana. Sinan, niye o zaman? Bu anlattıklarının hepsi... Kamerada kayıtlı. Allah ne dek ya. Hepsi şu anda istesek sana dinletebilir. Ya bu nere olduğunu. İnkar etmenin manası yok yani. Böyle bu sıkıntından kurtul. Kimse üzerine gelmesin, bitsin bu iş. Ama bu kadının yerini söyle, bir an önce söyle. Bak zaman kalmadı. Benim de zamanım kalmıyor, sabrımın da zamanı kalmıyor Sinan. Söyle. Anlattın geç kalmazsan ya. Belki kadıncağızı sağ bulabiliriz. Belki henüz bir şey yapmamışlardır. Ama geç kalırsan, Allah korusun bir de öldürürlerse, ölüsü bulunursa sen de bu katillerle beraber suçlu olursun. Sen de ceza kanununa göre cezalandırılırsın. Aklını başına topla. Bana anlattığını anlat. Hadi. Ya Müge Hanım böyle bir şey yok ki. Kim görmüş beni? O Arife Gökçe'yi kaçırmışım. Sen işte. Kendin söyledin ya dün böyle bir şey yok. Kendin söyledin ya dün bunu. Nasıl böyle bir şey yok? Kendini anlattın. Yok. Burada kendin söyledin ya. Tokur geldi dedin, kadın hayır. Geldi dedin. Üçümüz beraber gittik evinize dedin. Ben onlara evi gösterdim dedin. Hayır. Hele ya. Ya vallahi parçalarım seni burada bak. Suçlu başkasıysa dur da arayak şeyimizi ya. Sana ama asıl bu mesajın yani. Şeyden bir söyle bana ne anlattın? Kadir hadi gel gidelim dedim. Mustafa da söyledi. Bu nedir Mustafa ya? Ara mı geçiyorsun sen burada bizimle ya? Bu nedir? Ya söyle inkar ediyor. Niye suçluyun adamları boşuna o zaman? Yaptıysa yap dedi, yapmadıysa yapma dedi ya. Konuştuklarını duyanlar dün akşam sana Allah telefon Allah. Açıp seni tehdit mi ettiler? Bir daha bunları söylemeyeceksin diye. Hayır. Evet. Ben mesajları attım, ben atmadım değil. Ama böyle yapmadım ben. Attın da dün söyledin ya sen. Hayır öyle bir şey yok. Kafasına vurduk dedin. Hayır. İkisi de aldı gitti dedin. Hayır. Hela. Bak ne dedin bak ya arkadaşlar Sinan. Tam oraya hazırlayacak. Böyle yapacaksın. Biri miyim ben? Kendini izle. Bak, bir de Kadir Durmuş. Kadir Durmuş da mı yanındaydı? Evet. Üçünüz mü gittiniz? Üçümüz gittik ama ben yapmadım. Tamam üçünüz eve mi gittiniz? Evet. Tamam. Onlar kaçırdı. Tamam. Nereye kim? Kaçırdı bilmiyorum. Tamam. Kim seslendi Arife'ye? Kadir seslendi. Ne dedi? Bir de dışarı çıkar mısın yenge dedi. Bu da dışarı çıktı. Bayılttılar, kaçırdılar. Nasıl bayılttılar? Esnesine vurdular. Ensesine vurdular. Evet. Tamam. Sonra yere mi düştü? Evet. Nereye bindirdiniz? Arabaya bindirdim. Kimin arabasına? Tokur'un arabasına. Niye o zaman jandarmaya gittiğini anlatmadın? Korkuma anlatamadım. Peki seni ne diye çağırdılar oraya? Sen bilin evini dediler. Kaçırdılar. Niye? Mustafa ile ötekisi hiç evin yerini bilmiyor mu? Bilir. Bilmiyorum. Sonra da bana ayrıntılarını anlattın. Niye gittiğinizi, ne ettiğinizi falan filan anlattın. Anam. Hadi söyle Sinan. Daha uğraştırma. İnsanların beynini yakma. Öyle bir söyle. Şey yok Tufan. Sinan ölene kadar bunun peşindeyim. Hayatım bu sen değil kim olursa olsun. Hayatımı adadım çağırıyorum. Neredeyse ses versin her şey temize çıksın. Yeter ki sesini duyayım. Sinan ben bittim bitiririm. Hep 81... Her şeyi duysun yani kafam artık şeyden şarjdan mazdan çıktı. Beğenmeyen kalmadı bende. Beni bitireni bitireceğim.
Çık! Söyleyeceğim. Doğruyu söyle, kurtul ya, ya da iftira etme kimseye ya. Kadir, sen Sinan'la ne kadar zamandır arkadaşsın? Akrabamız olduğu için ev yandıktan sonra birkaç defa evde kaldım. Akrabanız. Peki sen Sinan'ın Arife Hanım'a attığı mesajları biliyor musun? Haberdar mısın? Attığı mesajları birkaç defa söyledi. Al Mustafa falan tartıştığını söyledi. Mustafa ile mi tartıştığını? Şeyle, Al Mustafa Arife ablayla tartıştığını söyledi. He. Ne anlattı mesela? Sen sordun mu? Niye atıyorsun öyle mesajlar dedin mi? Ben kaç defa ikaz ettim. Kendisi de orada zaten duyuyor. Hamide Eroğlu'na attığı zaman ben ona yanında hatta bir arkadaş daha vardı. Dedim ki bak, bir yerde dedim kafanı kırarlar senin. Kimsenin de haberi olmaz. Kimse de dedim sana sahip çıkmaz. Ama dedim yani bu şekilde dedim devam edersen dedim hiçbir şekilde dedim sonuca varamazsın dedim. Ben bunları anlattım, ikaz ettim. Birkaç defa ikaz ettim yani ben bunu. Tabii anlayacak bir kafeste var mı ya da beyin var mı bilmiyorum. Peki ne anlatıyordu Arife ile ilgili? Yani çünkü dün öyle şeyler anlattı ki aslında ben şunu anlıyorum. Bana anne sevgisinden de falan da bahsetti. Şimdi o kadar yani Freud'a girmeyeceğim ama hani kafamda oturan bazı şeyler var. Ne anlatıyordu Arife Hanım'la ilgili? Çünkü dün ben aslında çok özür dileyerek şunu ondan öğrendim ki Arife'nin ona bir sevgi duyduğunu aslında düşünüyor. Onun üzerine o mesajları Allah, atıyor. Allah. Yani ne atıyor? Ya hakikaten çok yani çok üzgünüm. Allah böyle görünür görünmez belalardan korusun. Amin. O öyle düşünüyor. Arife ona ilgi duyuyor da o da ona mesaj atıyor işte falana getiriyor. Size ne anlattı? Arife ona ne yapıyor falan anlattı mı öyle şeyleri? Bu Arife Hanım hakkında sadece benim bildiğim şu, almış herhalde bu bunu bir köpekten falan bir köpek falan bunu yana gelmiş, bekleme salonunun orada bir şeyler olmuş, bu ona küfür etmiş, Sinan ona küfür etmiş, Arife Hanım'a küfür etmiş, ondan sonra Fikri amca da bunu aramış, 5 dakika falan sonra onu aramış, demiş ki Sinan neden böyle yapıyorsun? Yani niye demiş yani bunları söylüyorsun, niye küfür ettin demiş. O da bana demiş işte erkek değilsin dedi. Sen insan değilsin dedi demiş. Ondan sonra onun birkaç gün sonrası da Tayfun Gökçe beni Almus'ta gördü. Dedi böyle böyle dedi. Ha o şey salakça mı salakça mı salakça mı? Karakoldan beni çağırdılar. Hı hı. Ondan sonra bu evden gelir gelmez eve tıkanmıştı. Evin kapısını falan örtmüş. Ondan sonra evde tıkanmış, kapıyı falan kilitlemiş. Ondan sonra bir de karakol astıvayı beni çağırdı. Dedi böyle böyle Kadir, Sinan dedi gördün mü dedi. Vallahi dedim görmedim. Dedi ki ya bunu dedi dışarı dedi acaba dedi çıkaramaz mı dedi. Hatta burada mesajlar açıp da gösterebilirim burada kameradan. Hı. Ondan sonra evine gittik. Beraber evine gittik. Işıklar falan yanmıyordu. Hı hı. Ondan sonra mesaj attım ben buna neredesin diye. Ben evde yokum. Kanka diye mesaj atmış. Mesajlar zaten telefonda kayıtlı. Ondan sonra aradan bir yarım saat mi 10 dakika mı o civarlarda yanına vardık ve ben yanına vardım. Aradım açmadı önce. Yanına giderken aradım açmadı. Sonra mesaj attım. Yanına geliyorum. Neredesin diye mesaj attım. Ondan sonra ben evde yokum dedi. Daha sonra neredesin dedi. Dedim ha bakkaldan çıktım yanına geliyorum dedim. Ondan sonra işte bakkaldan bir şey istiyor musun falan dedim. Ekmek falan aldım dedim. Öyle deyince dedi ki 10 dakika sonra falan evdeyim dedi. Ondan sonra vardığım zaman aradım ben bunu kapının önünde tekrar. Ondan sonra kapıya çıktı, arkadan kapıyı açtı, evin kapısını açtı. Ondan sonra giriş kapısına gelirken astsubay bunu arkamdaymış, ben tabi göremedim onu.
Hatta Tayfun Gökçe ile o Atakul Gökçe de yol kenarında biz onun yanına giderken Almus tarafından, Almus yönünden araçla geliyorlardı. Taksiyle geliyorlardı. Astuba ile falan da görüştüler zaten orada. Ondan sonra... Tamam yani Sade'de gel yani sonuç itibariyle. Varmadan... Sonuç ne? Oraya vardık işte onu o akşam aldılar. Daha sonra Tayfun abi... Kadir bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Hayır. Sinan dedi ki dün yayında da bana da dedi ki... Kadir gel gidelim Arife'yi kaldıralım dedi. Ben de onun peşine gittim dedi. Sen ona cevap ver şu reklama gireyim. Yani o onu söylüyor. Tamam. O seni tamam, suçluyor. Sizin öldürdüğünüzü söylüyor Mustafa ile beraber. Hayatım sen ona cevap ver. Bir reklama gireyim. Kadir bak Sinan diyor ki... Kadir o gün bana geldi gel gidelim Arife'ye diye diyor. Gitmiş diyor Mustafa'ya da haber vermiş. Üçümüz gittik eve diyor. Hatta sen yenge bir bakar saat mısın kaçta? Diye çağırmışsın. Saat kaçta diyor. Sabah saat erken kaçta? Gitmişsin sen. Sabah erken aramışsın onu. Saatini sormadım valla. Kaçta aradı seni? Akşam zaten beraberdik. Sabahını soruyorum ben. Siz aynı evde mi kaldınız gece? Ha, o akşam evde beraberdik. Beraberdiniz. Sonra sabah siz beraber mi çıktınız evden? Ben sabahleyin bunun yanından ben kahvaltı yaptım çıktım. Ondan sonra ben evden çıkarken yatıyordu 8:30'da. Ha. Sonra aramışsın işte. 10:30 gibi aradım. Dedi ki ben dedi daha kahvaltımı yapmadım yatıyorum dedi. Ben bunu işe çağırdım. Dedi ki ben dedi daha kahvaltımı yapmadım dedi. Ben de dedim ki ben aşağı inene kadar dedim sen kahvaltını yaparsın dedim. Bugün gel çalışalım dedim. 300 milyon bende alacağın var. 200 milyon da dedim bugün dedim. Gelirsen 500 milyon oluyor salı günü de paranı veririm dedim. Ne cevap verdi? Gelemem dedi. Peki çalı çırpı toplamaya gideceğini söyledi mi? Böyle bir şey söylemedi. Saat 12:30 gibi, 12-12:30 gibi falan şey etti. Ben dedi çalıdayım dedi. Ben de dedim ki eğer dedim o bahsettiği Salli'nin böyle dediği yerde isen dedim yola in, yoldan bir seni alırız. Öğlen yemeğini biz de yeriz dedim. Ya peki bir şey söyleyebilir miyim Kadir? Sen farkında mısın yani? Bu kadına bir şey yaptığınızı söylüyor. Yani senin de seni de katıyor bu işin içine. Siz durumu idrak edebiliyor musunuz? Ya sen de durup ama da Sinan'a durup da Sinan'a şunu sormuyorsun. Sinan sen beni niye işin içine katıyorsun demiyorsun mesela. Benim zaten burada çalıştığıma dair evden çıktıktan itibaren çalıştığıma dair yolda arkadaşımla buluşma anıma kadar şahitlerim var. Ben ondan bahsetmiyorum. Orta mahalle muhtarı. Ben ondan yanımdan... bahsetmiyorum sana. Sinan bunu iddia ediyor. Sen de Sinan'a dönüp de demiyorsun ki Sinan niye benim için böyle söylüyorsun? Sinan yanınızda mı şu anda? Evet. Sinan beni duyuyor musun? Duyuyorum. Ben sabahleyin Mustafa Gökçe ile beraber bugün çalışacağız deyip onun yanına gittin mi? Mustafa Karaslan'ın yanına çalışmaya mı gitti? Mustafa Gökçe'nin yanına. Ben çalışmak için bugün beraber çalışacağız Mustafa Gökçe ile beraber çalışacağız deyip senin yanından ayrıldın mı evden? Mustafa Gökçe dedin ama hangi Mustafa Gökçe'yi anlatıyorsun sen? Kemal'i Mustafa. Eski belediye başkanının yeğeni. Tamam mı? Çalışacak dedin. Hı. Tamam. 10:30 gibi ben seni aradım. Bugün gel çalışalım dedin mi? Dedin. Niye gitmedin? Peki sen kahvaltımı yapmadım dedin mi? Dedim. Hayır bir dakika niye gitmedin? Gitseydin işte 500 lira vereceğim diyor. 200 lira da o günden vereceğim. Salı günü 500 lira vereceğim diyor. Niye gitmiyorsun? 300 milyon bende alacağın var mıydı senin? Var. Peki bugün de gelirsen 500 milyon oluyor dedin mi? Dedim. Ya sen onu boş ver ya. Ben ne yapayım 200 lirayı 300 lirayı? Arkadaşım ya siz anlamıyor musunuz yani?
Sinan senin, onun ve Mustafa'nın gidip bu kadını alıp öldürdüğünü düşünüyor yani. Öldürdüğünü iddia ediyor. Öldürdüğünüzü iddia ediyor. Sen vurmuşsun kadının kafasına. Hala dağsın 200 lirada, 300 liradasın ya. Mustafa Bey, o gün beraber miydiniz Kadir'le? O gün beraberdik. Bana kendisine yardım etmem için beni aradı. Ahır yapacakmış. Tekliğe girmeyin. Evet. Kaçta buluştunuz? Beni aradı. Sabah 7'den beri beni aradı, aradı, aradı. Ben açmadım, uyuyordum. Bir gün öncesinden çalıştığım için yorgundum, kalkamadım. 9 gibi ben uyandım. Kendisi o saatlerde yanıma geldi. Ondan sonra kahvaltı yaptı falan. Hatta ben ona dedim kahvaltı yap falan dedim. Kahvaltımı yaptım dedi. Sadece çay içti. Benim gardırobu, mutfak dolabı falan yaptırmıştım. Mutfak dolabını takmaya gelmişler o gün. Bir gün öncesinden görüştük ama takmaya gelecek olan kişilerle. Ben unuttum tabii işlerimin yoğunluğu dolayısıyla. Onlar da geldi. Hepsi üst üste geldi. Onlar işlerini bitirdikten sonra, dolap kurulandan sonra biz Kadir'le birlikte yürüyerek aşağı indik. Biz yürüyerek aşağı indiğimiz zaman o Sinan denen şahıs kendi evi istikametinden belediye binası istikametine doğru yukarı doğru sallana sallana gidiyordu. Ben bu kadarını biliyorum. Ondan sonra biz traktöre bindik, aşağı gittik. Bu Arife Hanım'ın evinin olduğu yer anladığım kadarıyla. Yani o belediye dediğinizde oraya doğru gidiyordu. Yok yok yok. Yani ana yola doğru belediye istikametine doğru aşağıdan yukarı belediye istikametine doğru gidiyordu. Ha, belediye istikametine. Onun dışında nereden geliyordu? Nereden geliyordu? Kendi evi istikametinden geliyordu. Yani şimdi yönleri tam olarak net şurası burası tarif edemem şu şekilde. Zaten herkes benim söylediğim şeyleri biliyorlar. Kendi ev istikametinden aşağı mahalleden kendi ev istikametinden belediye istikametine doğru yukarı doğru çıkıyordu. Sallana sallana. Yanımdaki orada bu şahıs da kendisine pardon bir saniye, dakika o belediyeye kendisine doğru bir dakika belediyeye doğru çıkınca ne var orada yani belediyeden sonra nereye gidiliyor? Belediye istikametinden tarlana şimdi mı gidiliyor? Belediyenin olduğu istikamet tam nerede? Sinan o 11-12 arası görülüyor. Bu diyor belediyede. Belediye nerede? 11-12'de gören şahıslar Sinan'ı benim mahallemde ya. Burada hep bir ya bunlar saatimi bilmiyor. Fikri mesafeler mi bunlar? Arada mesafe şimdi, çok. Fikri amca şöyle. Evet. Saat yolu da bilirsin. Şöyle bir şey var. Fikri amca bak anlatıyorum ben sana. Gördüğümü net anlatıyorum. Biz buradan aşağı gittik. O Şaban Serdoğan, Johnny'ler denen kişilerin arka taraftaki yoldan aşağı indik. Traktörün yanına varacaktık. Bir elimizde hızar vardı, bir elimizde keser vardı. Ben de keser vardı, bu şahıs da benim hızar vardı. Ondan sonra hızarı bu götürdü. Keser benim elimdeydi. Traktöre bindim ben bunun, bu şahsın traktörüne bindim. Dedim ki ne yaparsan yap dedim. Jandarmaya da aynı şekilde ifademi bu şekilde verdim. Ne yaparsan yap ben gidiyorum senden bıktım dedim. Ya işin hiç bitmiyor falan gibisinden şaka yaptım. Bunun kulakları sağır olduğundan da beni duymamış. Keseri de yoldan almamış. Sonra biz gittik traktöre bindik bununla gittik. Bizim o aşağıya indiğimiz süreçte yukarı doğru geliyordu Sinan. Bu da yukarı doğru dediğim o Mamakgil'in evi istikametlerinden belediye tarafına doğru gidiyordu. Yani bu orta mahallede falan değil. Bu şahıs kendisini aramıştı. Bana yardım et, parasıyla çalış. Salı günde paranı vereceğim demişti kendisine. Bir virgül koymak zorundayım ya, reklamlara giriyoruz. Bak, Kadir'le Mustafa Gökçe birbirlerini koruyorlar. Biz diyorlar işte beraberdik, şöyle oldu, böyle oldu. Sana az önce Kadir dedi ki anlatacak dedi hızları keseri falan. Ne diyeceksin dedi, ne diyeceksin? Yalan mı söylüyorlar? Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Neydi aslında gerçek ne? Aşağıya getirme bilmiyorum. Hı? Ben o gün bunlar beni görünce ben dükkana gittim ehmek almaya. Nereye gidiyorsun Sinan dedi. Ben dedim dükkana gidiyorum ehmek alacağım yemek yiyeceğim ben dedim. Ya bir şey söyleyeceğim Allah aşkınıza yani sizin şu gittim de geldim de bana fenalık bahsediyor. Ben ondan bahsetmiyorum arkadaşım. Bana ne sizin yediğiniz ekmekten yani. Sanki 5 yaşında çocuk karnını doyuruyor. Ye yeme. O değil ki mevzu.
Sen demedin mi dün beraber gittik Kadir'le diye öldürdük kadını? Vurduk kafasına diye artık öldü ölmedi bilmiyorum. Gittiniz mi gitmediniz mi? Hayır. Gitmediysek niye o zaman Kadir'e iftira atıyorsun? O zaman sen yaptın Kadir'e iftira atıyorsun. Kadir de orada sen de öyle. Niye iftira atıyorsun Sinan? Sen de öyle duruyorsun öyle orada. Adam sana katilsin diyor daha artık ne desin yani bir insana ne söylenir? Saçını sağa taradın sola taradın gibi bir şey söylemiyor ki gittik vurduk Kadir kafasına diyor. Artık sonunu kim nasıl dolduruyorsa. Benden bir şey çıkmayacak diyor başka şeyler yapmadım diyor artık her şeyi söylüyor. Niye o zaman iftira atıyorsun? Sen bir şey yapmadıysan niye sağa sola iftira atıyorsun? Canım ben ne yapacağım ki? İftira etme Sinan. Ben... Benim arkama düşman mı bağlamaya çalışıyorsun Sinan? Söyledi Fikri abi, sen de benim düşmanımsın dedi. Efendim Fikri abi? Mesajı atan, mesajdan geri benim hanımın işine... Mesajı bu attıysa suçlu Kadir, 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 Kadir... Mesajdan geri ailem bu hallere düştü. Evet. Bu mesaj düşürdü benim ailem bu hallere. Sonra Mustafa da hangi saat olduğunu çok güzel hatırlasın. Çünkü Sinan'ı gören aynı saatte var. Bunun için Sinan'ı şurada gördük, burada gördük, iş yaptık. İşte şey yani Kadir şu saatte yanımdaydı. Şimdi hatırlasın, Mustafa iyice hatırlasın. Cinayet, kaza 10-12 arasında oluyor ben aleme ulaşamıyorum. O zaman Mustafa sen de varsın o zaman. Sana ben demeyeyim ki 12'den geri oldu demiyorum. Mustafa ne zaman olduysa yanında bu çocuk onu söyle. Fikri amca bak. Ben çocuk değilim bir. Cinayet işleyecek adam da değilim iki. Üçüncüsü korumaya çalıştığın adam seni korumaya çalıştığın adam Mustafa. Korumaya çalıştığın adam şu an annemin katil gibi zanlısı. Öldürdü mü, sakladı mı, ne yaptılar? Akşam daha yeni mesaj yazmışlar bunlar. Yani detaylarını bilmiyorum. Bana? Öncesinde ne yaptılar, ne yaşadılar, ne mesaj attılar onları bilmiyorum. Ama benim tek muhataplığım sadece o gün ben buna çalışmaya gittim. Onun dışında da başka bir şeyim yok. Sinan'ı benim gördüğümde evimdeki işlerim bittikten sonra... Aşağı inerken kendisi yukarı doğru geliyordu. O kadar gördüm. Sinan'la zaten benim muhataplığım yok, konuşmuşluğum yok. Benim konuşacağım insan değil, benim konuşacağım karakter de bir insan da değil zaten. Kendisinin doğru söylediğine, doğru şeyler anlattığına da ben... Belediye nerede? Mamakali gelin evi nerede ya? Niye sapur diyorsunuz? Mamakali... Bir diyordun bak. Belediyeye doğru, şimdi diyorsun. Bir dedin Mamakali gelin önünde... Nerede gördün ya bu Sinan'ı sen ya? Şaşırıyorlar Fikri amca, ne dediklerini bak, ya. Fikri amca bak şimdi. Bakayım ben ya şimdi. Şaşırma değil bak ben ne dediğimi biliyorum ne yaşadığımı da biliyorum. Alzheimer değilim ben ne yaşadığımı biliyorum ne yaptığımı da biliyorum ya. Şimdi bak bu Karalıgil'in evinin karşı tarafında bir çeşme var ya. Karalıgil'in evinin karşı tarafında bir çeşme var. O yani Mamakgil'in istikametlerinde orada bir tane çeşme var. Oradan yukarı... Niksar yolu tarafına yani belediye istikametine doğru diyorum. Belediyeye gidiyordu demiyorum. Yani Niksar istikametine tarafına doğru gidiyordu. Artık dönüp yukarı mı geldi, nereye gitti bilmiyorum. Ben oradan aşağı hangi yürüdüm. Zaten yürüme gidiyordum. Yürüdüm hangi gittim. Saatte aşağı sen? Bu kişiye çalışmaya gittim. Bunu o saatte 11-12 saat arasında görenler de şahit. Şeye de çıktılar. 3 tane adam görüyor senin 10-12 sen arasında. Sen hala yanındayım. Yanındayım gördüm. Tamam neredeymişim ben 10'da 9 10 11 seni demiyoruz Mustafa'm sen seni demiyorlar hangi saat arasında olduğunu bilemiyorsun ama çalışmışsın Kadir'e de öğlenden geri mi çalıştın ya çalıştım ne zaman da çalıştın? Şimdi bak şöyle bir şey var Fikri amca evet dakikası dakikasına ben saate bakmadım zaten şu i̇şte olayı ben da ben şöyle öğrendim akşam ben eve geldik diyorum. Bak ya saatleri tam böyle yani dakikası dakikasını hatırlamamın imkanı yok. Şöyle bir şey var. Akşam eve geldim. Annem bana dedi ki bu kişiyle beraber geldik işte yani Kadir'le beraber geldik. Kadir beni eve bıraktı. Traktörden indik.
Annem dedi ki yola çıkmış, yolda bekliyor. Kaçakçılığı kaybolmuş dedi. Haberiniz var mı dedi. Beni dedi anons ettiler dedi. Ben dedim ne diyorsun sen anne dedim ya. Saçmalama dedim. Bunlar öyle dedi, belediyeden anons ettiler. Bu da bana dedi ki bu Kadir. Bak ben sana demedim mi dedi. Jandarmaya yardım et. İşte senin konuşmuşluğun var. Kapıyı açtır bir şeyler et. Yani adamlar geliyor gidiyor. Acaba kim bile ne var, bir sıkıntı mı var falan dedim mi ben. Biz aşağıdan yukarı gelirken Sinan evde mi falan diye sorduydu jandarma. Ondan sonra ben de dedim lan oğlum dedim senin konuşuyorsun yani muhabbetin var. Adamlara yardım et de dedim. Açtır dedim, açtırabilirsen. Bu da bana ya dedi ki sana ne dedi. Kim bile affedersin bilmem ne yaptı dedi. Yani kötü bir şey yapmak istemiyorum. Ondan sonra kim bile ne yaptı sana ne dedi. Kim bile kime mesaj attı gene. Mesaj mı atıyor ne yapıyor. Birini mi rahatsız ediyor dedi. Sana ne dedi. El alemin iti misin köpeğe misin dedi. İşini, sen dedi keserini aldın mı aldım. O zaman dedi işine gücüne bak sana ne boş ver dedi. Sen jandarma dedi mi dedi. Geçsin açsın kapıyı. Senin dediğin saat 3. Ondan sonra biz senin öyle biz o şekilde. Dinle bak. Senin dediğin saat 3 olaydan geri. Olay işlenilmiş, ondan geri herkes şahit arıyor. Herkes kendini doğruluğa çekiyor. Tamam işte. Nerede bak bu ya? Hala hatırlamıyorsan aslanlar gibi söyle ya. Sen saati bilmiyorum diye. Bak beni zan altında bırakma. Bırakmıyorum. Tamam öğlenden geri varmış olabilirsin. Bak saatleri ben. Ortada 11 gündür bir kadın yok Mustafa. Amca, hala saatini matini boş ver. Savunduğun adam şu an Sinan'dan farksız. Ben 11 gündür annemi bulamıyorum. Bu kadın nerede? Ben Kadir sana sesleniyorum şimdi. Kadir savunduğun falan bir taraf yok. Kadir beni duyuyor musun Kadir? Anneme ne yaptınız Tufan. Kadir? Tufan. Buraya bak. Kadir anneme benim ne yaptınız bana onu söyle. Haberim yok. Mesajı ne yaptı sir? Tufan benim hiçbir şeyden haberim yok. Mesajı o zaman niye mesaj yaptın attırıyordun sen Sinan'a? Benim bir şeyden haberim yok. Teyzemin evini solduruyorsun. Teyzeme mesaj attırıyorsun. Anneme mesaj attırıyorsun. Olmadı. Olmadı. Kadir. Kadir öyle böyle o işten tırnağınızda parmağınızda çıkacak. Bak bu bugün sen inkar ediyorsun ya. Eğer suçum varsa ortaya çıkar zaten. Yarın bir şeyler geç olduğunda o zaman daha farklı olacak Kadir. Yol yakınken neyse ne biliyorsanız annem neredeyse söyleyin bak. Eğer suçum varsa çıkar. Ben her zaman buradayım. Yahu sana suçun var dediğin, geceleri evinde kaldığın akraban. Sana durup da burada suç atan Tayfun ya da Fikri Bey değil ki. Abla ben akşam sabahları işe götüreceğim diye. Ya böyle adamın yanında niye yer alıyorsun? Başka yatmaya yer yok mu senin Sinan, Ataköy'de ya? Sinan sen o zaman iftira atıyor. Yahu ben şunu anlayamıyorum. Buradaki mevzu Fikri ya da Tayfun değil ki. Evet. Burada ikinizin arasındaki bir mevzu var. Sen Sinan'a sormuyorsun niye diye. O da sana sormuyor. Başkasına laf atıyorsun. Seni Sinan'a sorman lazım. Sinan ben ne yaptım diye. Sinan. Efendim. Sinan. Efendim. Ben sana mesaj attırdım mı? O şeyi söylemedin mi? Ha bak. Niksar'dan söylemedin mi? Mesaj şunu yanına beni de götür demedin mi? Ben sana mesaj at dedim mi? Dedin tabi. Ben sana Tayfun'un annesine mesaj at dedim. Dedin tabi. Nerede dedim lan? Dedin tabi bizde. Nerede dedim lan? İftira atma. Bu yarın öbür gün ortaya çıktığı zaman bir şekilde gene sen bu köyde barınacaksın. Ve de bu ortaya çıktığı zaman daha çok suçlanacaksın. Haberin olsun. Tehdite bak tehdite. Sinan doğruyu söylerse ben de arkasındayım. Kadir Bey, Sinan'ı ben koruyacağım Sinan doğruyu söylerse. Her zaman arkasında doğru. Evet, Sinan bir senin doğruları söylesin. Arkasında Sinan'ın arkasında mahfuz, öldüren, kaybeden tamam, tehdit et bakalım tamam, bir demir düğün kadar. Tamam, söyledim. Mesaj attırıyorum, işte mesajdan geri benim hanımın başına bu işler geliyor. Ben mesaj sen varsın! Varsın mesaj attıran bu hanımı yok gider. Ben mesaj attırmadım. Hanımım ses versin inşallah bu işler canlı olsun düzelecek. Kim suçlu kim haklı çıkacak. Ama yeter ki hanım bulursun. Fikri abi en fazla Sinan'ın dediğiyle de yola çıkıyoruz. Çıksın. Yani Sinan öyle söylüyor. Sinan sen kendi kız kardeşine de aynı şeyi söylemişsin. Kadir attırdı demişsin. Evet. Hayır diyor şimdi Kadir. Yalan söylüyor. İnkar ediyor, inkar edecek. Ben attırmadım kimseye ben mesaj attırmadım. Tabii. Ben attım der misin?
Sinan kendi kafasından attı bu çocuk. Şaşırmışlar çocuğu ya. Aynı bana neredeyse Bakırköy'e gidecek ya. Bir gün böyle bir akşam bize geldi. Ha bak. Dedi ki, aha Fikrem, aha Tufan. Benim okul arkadaşım. Olsun olmasın hiç önemli değil. Dedi Sinan dedi, bu Hamide dedi. Güzel mi dedi, iyi mi biri dedi. Bak. Şunu dedi, benim yanıma da götür dedi. Evini dedi göster, sen gerisine karışma. Ben Allah niye göstereceğim Allah kardeşim Allah. Dedim. Allah Allah. Allah Allah. Bana ne elden? Benimle konuşmuş, konuşmamış. Ben neyi olmuş, olmamış önemli değil mi Müge Hanım? Hı. Böyle dedi bana bizde. Sen bilmiyor musun Hamide'nin evini demedin mi? Ben bilmiyorum dedi. Bilmiyorum dedi. Dedi onu dedi Niksar'a gidiyorum. Ben öğrenirim dedi. Hamide Hanım nerede oturuyor ki? Niksar'da oturuyor ilçede. Ben mi dedim? Sen demişsin. Evet. Ben yani mi dedim? Bu, evet. Bu, adam, bu da sapık. Kadın ben peşinde. Ben mi dedim Sinan? Evet Kadir. Evini dedin, bana dedin göster dedin. Ben gösteremem dedim. Ben sana bunları söyledim mi? Söyledin tabi. Peki, madem söyledin, sözünden dönme. Sözünden tamam ben dönme. Dönmem. Ve tek bir şey soracağım sana. Söyle. O kadın, ben evine vardım. Niksar'da bana oğlu küfür etti. Oğlu sana küfür etti mi Niksar'da? Ben Niksar'a gittiğimde ben hiçbir şey demeden benim ölmüş hanıma küfür etti Selçuk. Ben etmedim demiyor. Ben o gün... Sen de vardın babasına küfür ettin mi? Babasına ben sadece küfür etmedim. Yanına vardım ben. Niye öyle diyor? Ben bir şey demeden oradan Selçuk benim ölüme küfür etti dedim. Ya annesine ben... Selçuk dediğinin annesine mesaj atmışsın. Bu arada arkadaşlar aradığımız Arife teyze, evet. Onun kız kardeşi herhalde Hamide evet. teyze. Bunların hepsi evet. yaşını başını almış. Kaç yaşında insanlar sizin? Anneniz yaşındalar bunlar. Yani ben özellikle dün konuşurken Arife Hanım'a Arife falan dedim ama ben onun ne anlatmaya çalıştığını anlayabilmek için. Bunlar bizim annelerimiz yaşında insanlar ya. Hamide de 60 yaşındaki bir kadın. Yani senin ne Hamide Hanım'a ne Arife'ye evi nerede falan diye. Ondan sonra diyorsun ki oğlu bana küfür etti. Ne yapsın? Ne yapsın adam küfür etmeyi? Ya bir şey yapacak. Şey itle kopukla uğraşmak. İtle demeyeyim ya yani, kopukla uğraşmamak için. Siz niye milletin analarına mesaj atıyorsunuz ya? Ya kız bunun için bu karakola da gitti. Bu küfürden dolayı bu karakola da gitti. Kız kardeşine utanmadan cinsel içerikli mesaj atandan ne hayır gelir? Terbiyesiz herif. Yaşlı başlı insanlara ya. Zaten en çok içimi acıtan da o. Kadın çoluğu çocuğu büyütmüş torun torba sahibi evinde oturan bir kadın. En küçük çocuğum 45-44 yaşında, şey en büyük 44-45 yaşında, bunlardan büyük ya benim çocuklarım. En ortancılığım bu, bu da vardı 35-37 yaşına ya. Hayır yani bir şeye döndürmüşsünüz siz bunu yani. Hamide'nin evi neresi, Arife'nin evi neresi? Uniksar'da tamam, biz köyde. Tamam işte Arife'nin evini bulmuşsunuz. Ne yaptınız Arife'nin evine girip işte? Ne demek Arife'nin evi nerede, Hamide'nin evi nerede, ananız yaşındaki kadınların ya? Bu kadınlar evde tek başına kadın tavuk pişiriyor işte, sütünü koymuş sobasına. Bu bunlar için karakola gitti. Abi tabii. Bu mesajlar abi. Yüzünden bu çocuk karakola gitti. Hatta karakol komutanı iki defa bunu evinden aldırdı bana. Bak sen niye ağlıyorsun? Ya ne alakası var şimdi? Sen mesajlarda telefonda. Sen dedin mi Hamide'nin evi neresi bana göster diye? Hayır ben öyle bir şey söylemedim. Bunda iftira atıyor, yalan. Şu dedi. Dedi. Yalan söylüyor orada tabii. İki dakika erkek olun. İki dakika erkek olun da söylediğinizin arkasında durun. İki dakika erkek olun. Yalan söyleme, yalan söyleme. Bir şey yaptıysanız yaptık deyin. İki dakika erkek olun. Ben hiçbir şeyden haberim yok. Akşamına Mustafa ile köye geldikten sonra olayın ne olduğunu tamamen duydum. Karakol komutanı aşağı ahır yaptığımız yere geldi. Yanımıza da hatta yanımıza yine aradım ben. Bunu açmadı telefonu. Ya bunu vallahi niye arıyorsun? Bir şey söyleyeyim ben mi? Benim ya. Bu ahır meselesine de aklım almadı kardeşim. Ben köyde yaşamadım. Köyü bilirim. Köyde güneş doğar. İnsanlar dışarı çıkar çalışmaya. Güneş batar. Evine döner. Hem soğuk, hem ışık, hem güneş.
Anlatabiliyor muyum? Öyle ben gittim de ona da dolap takılıyordu da dolaptan sonra da ahıra gittim de ahırda bir şey dikiliyordu. Benim aklım almadı. Hiç kusura bakılmasın, oraya da şerhimi düşüyorum. Ahır yapacaksam güneşle beraber kalkarım. Ahırımın başına giderim. Zaten sonra hava soğur. Öyle köylük yerde şey olmaz. 9'lara 10'lara kadar da uyunmaz. Hem uyunmaz hem de bir de bir şey söyleyeyim mi? Tokat soğuk bir yer ya. Evet soğuk. Tokat öyle sıcak bir yer değil. Tabii. Bak şu anda kar yağmış orada. Biz İstanbul'a soğuk diyoruz. Orada kar var. Dışarıda duramadı. İçeri girdiler. Kalkacaksın da 12'de dolap takılacak da sanki evde hani böyle başında durman gereken bir iş var. Mustafa mıydı? Mustafa dursun dolabını taktırsın. Sen git ahırda. İki ne yapman gerekiyorsa yap. Sonra güneş batacak 5'te. Evet. Yani ne var orada, ne kadar böyle suçluysa, spotlar mı var? Kadir de o kadar suçludur. Ben bunun kanaatindeyim. Ve bu yüzden de takibinin yapılmasını istiyorum. Ben ne hiçbir şekilde suçlu değilim. Ben hiçbir şekilde suçlu değilim. Olayla da alakam yok. Tamam, sen onu bize söyleme, Sinan'a söyle. O zaman sen Sinan'la ilgili ne biliyorsan onu anlat. Çünkü siz bak ne dedi ablası? 7 hafta 7 gün 8 onda kalıyormuş dedi. O zaman sen biliyorsun ne haltlar karıştırdığını. Karakola zaten bunu mesaj atma yüzünden zaten hep, şey, hep aldılar. Hı? Efendim? Mesajlarının yüzünden hep aldılar bunu. Sesli mesajlarının, konuşmalarının, mesajlarının yüzünden aldılar bunu hep. Tamam işte bir şey, onunla alakalı bir durum yok ki. İşte o sana ne anlatıyordu Arife Hanım'la ilgili falan, sen onu anlatacaksın. Kendini sıyıracaksın. Bir gece evvel Arife Hanım'la ilgili ne anlarsınız? Arife, o diyor ki sabah Arife, gel gidelim. Herhangi bir konuşma geçmedi aramızda zaten. Sen herhalde duymadın. Gece demişsin ki Arife'nin evini göster gel gidelim alacağım onu demişsin. Daha ayrıntılı da anlatıyor da burada söyleyemeyeceğim. Arife'nin evini ben göster de alacağım demedim. Öyle bir durum yok. Söyle Sinan. Yalan söylüyor. Ha? Yalan söylüyor. Ne dedi aslında? Söyle. Niye yalan söylüyor Sinan? Yalan söylüyor. Tamam, ne dedin anlat, hatırlat bir ona, ne dedi? Bu seni suçluyor, sen de anlat ya. Tamam, ne dedi hatırlat. Bayağı burada ne anlattıysak onu bir gün önce söyledi. Tamam, sen onu hatırlat, o bilmiyor. Dinlememiş. Nerede söyledin? Bir gün önce ben Almusta'ydım ha. Yalan söyleme, Almusta değildin. Birden ne? Hadi be. Cuma günü ben Almusta'ydım. Hayır. Sabah bak sabahına kalktın. Berbere gittim, sakal tıraşımı oldum. Ben seni oradan aradım, dedim ki Kurtaköy'e gideceğim, beni Kurtaköy'e götür dedin sen. Kurtaköy'e akşam dedim, hazırlan dedim, seni Kurtaköy'e götüreyim dedim. Gittiğimiz akşamda yolda yukarı mahallenin arkasında İkram'ın eczanesinin, bir eczane binasının arkasında, eczane deposunun arkasında domuzlara yolun ortada denk geldik mi? Kurtaköy'den gelirken. Oraları boş ver, akşam ne söyledi sana hatırlat. Bu bayağı dediklerimi bu... Bu söyledi. Söyle, ne söylediğini hatırlat ona, söyle. Söyle şöyle dedi de. Ne dedi? Evine gideceğim dedi. İşte Arife'yi kaçıracağım dedi. Yardım şey kaçıracağım dedi. Arabayı ne dedi götüreceğim dedi. Bir araba ayarlayacağım dedi. Yalan ben söyleme, de, yalan söyleme. Ben de yalan söyleme. Ben de çektir. Şey etmedim. Peki bu sene bu millet attığı mesajlar, sesli mesajlardan ben attım lan. Senin adına, senin sesine ben mi attım bu mesajları? Ben tuvalete giderken ben eve bırakıyordum telefonumu. Bu ayarda yapmış dursun. Tamam, senin sesine ben mi attım mesajlar diyorum. Sesli mesajlarınız ben mi attım diyorum millet attığı mesajları. Tamam, ama orada bir anladığım kadarıyla aynı sesli mesaj herkese gidiyor. Yani orada aynı sesli mesaj birçok kişiye gidiyor. Evet. Dediniz mi böyle bir şey, Arife'yi kaçıracağım diye demediniz mi? Dedi. Hayır, ben öyle bir şey demedim. Benim olayla da hiçbir şekilde alakam yok. Demedim diyor. Ya yalan söyleyeyim mi canım? Bir gün önce dedi bana bunu. Hanginiz yalan söylüyor? Niye yalan söylüyorsun lan? Neresi yalan? Bunun neresi yalan? Çalıştığın mı yalan? Çalıya gidiyordun da ben sana yemeğini vereyim gel çalış dediğin mi yalan? Suyun önünde gördüm de yarımcı yemeğin olur. 300 lirada 100 lirada olur 400 lira dediğin mi yalan? Neresi yalan bunun şimdi? Hadi bak, sabahlara kadar sen Sinan'ın evinde bulunuyor musun? Gören komşuları varmış. Bak Sinan'ın ablası ne dedi? Dedi ki her gün dedi, her akşam dedi, sabahlara kadar dedi Sinan'la birlikteler dedi. Komşular da şahit ben dedi. Ben farkındaysan ben yanında kaldığımı dahi inkar etmedim. Tamam, ne konuşuyordunuz? Sabahlara kadar ne konuşuyordunuz? Olayla alakalı mesajlarına varana kadar hiçbir şekilde alakalı bir sorunum yok.
Abi canım. Tamam o zaman yani Kadir sana böyle anlattı anlattı. Sen de heveslendin ben mi gideyim dedin sabah? Hayır. Yalan söylüyor bu. O zaman Kadir gitti aldı mı yani Arif Hanım? Bilemiyorum. Sinan nerede? Nerede yanlış yaptın ise git onu doğrult. Tamam mı? Milleti de arkama düşman olarak bağlamaya çalışma. Ne biliyorsan orada rahat bir şekilde anlat. Sen de aydınlığa çık. Başkalarını da mezara sokma. Vallahi şu durumda Sinan'ın anlattıklarıyla bu kadının başına ne geldiyse bütün sorumlu sizsiniz. Farkında mısınız? Bu bilmiyorum sabah Kadir Bey ama. Sabah bütün birden. Bütün sorumlu sizsiniz. Sinan'ın anlattıklarıyla. Sabah birden. Ben evde yatıyordum. Birden nereye gittin? Birden benim haberim yok. Birden nereye gittin? Ne? Bir sabahına. Nerede gittim sabahı? Sabahına ben sen kalkınca çayı demledin, çayı içtin. Birden nereye gittin? Benim haberim yokken. Yalan söyleme. O gün değil. Ben seni kaldırmadım mı? Sen demedin mi bana? Uyuyacağım biraz daha demedin mi evde? O gün değil, o gün değil. Sen söylesin ha, nereye gitti? Bilemiyorum nereye gittiğini. Ne zaman? Abi, evde sen o... Sen de nereye gitti? Arife Hanım'ın evine mi gitti? Bilemiyorum nereye gittiğini. Ben yatıyordum. Kadir birden evden çıktı bir şey demeden. Kadir birden evden çıktı. Nereye gitti, nereden gitti bilemiyorum. Hangi gün? Hangi gün? Sen biliyorsun ne hangi gün? Benimle alıp veremediğin varsa, düşmanlığın varsa söyle, oradakiler de bilsin, ben de bileyim. Eğer beni ortaya koyup da kendini kenara çekme taraftarıysan, oradakilere de söyle, ben de bileyim. Bugün mahsus motor yaptırmaya gideyim dedim, mahsus. Hangi gün bu? Nereye motor yaptım ya? Motor yaptım mı ya? Şu babadan konuşma. Milleti kandırmaya çalıştığını zannetme. Annenin kaybolduğu gün mü? Hangi günden bahsediyorsun? Hangi gün? Arife'nin kaybolduğu gün. Ben buna dedim ki Tufan. Bir şu Şemsi'nin Hüseyin var bu bilir. Hangi gün? Hangi gün? O karısı rahatsızlanmış. Arife Hanım'ın kaybolduğu günden mi bahsediyorsun? Yok o daha öyle kaybolma falan yoktu. Şemsi'nin Hüseyin hastaneden gelmiş dediler karısıyla beraber. Ben buna dedim. İyi gece, iyi konuşuyoruz. Tamam. İyi şey diyoruz. Şunu dedim, beni götür dedim. Ben de iki ekmek, bir kola... Ya hangi günden bahsediyorsun Sinan? İşte hangi bu gün, biliyor. Hangi gün? Bu biz biliyor. Biz bilmiyoruz, onu söyle. Hangi gün, hangi gün? Bu gün... Biliyordu, hangi gün? Donuzları gördüğümüz gün hangi gündü? Hangi, kimi gördüğün gün? Donuz gördük Egelik'e. Domuzları gördüğün gün kursa çevirden geldiğin akşamdı. He işte bir gün önce sabahına kalktın hızlı gene bana demedin ki işte Kadir ben Almus'a gidiyorum şöyle böyle demedim. Lan motor... Ben her şeyi sana söylemez zorundayım. Söyleyeceğim. Benim barkım yok, evim barkım yok. Söyleyeceğim, evim barkın da olmasa söyleyeceksin kardeşim. Ben seni 10'a kadar 12'ye kadar yatacak da kalkacak da keyfi gelecek de bana kalkıp da işte beni yolcu edecek diye ben seni gözleyemem. Bunu herkes... Ben 12'ye kadar yatarım, 3'e kadar, 5'e kadar. Lafı dolandırmaya çalışma. Ev benim değil mi? Lafı dolandırma hiçbir şekilde. Ne biliyorsan anlat, aydınlığa kendini çıkar. Eğer bende suç varsa ben suçumu bileyim, suçluysan suçumu söyle. Bu kadar basit. Tamam o gün nereye gidiyordun? Bana ona söyle şuraya doğru. Ya tamam nereye gitti sence? Sen bildiğini söyle Sinan. Tamam onun nereye gittiğini biliyorsun sen onu söyle. Bana mahsus dedi Almus'a gitti. Sen söyle. Almus'a gideyim dedi. Motor yaptırmaya gittim dedi. Neredesin dedim. Motor yaptırmaya gideyim dedi. Kime gitmişti aslında? Tamam aslında nereye gittiğini sen biliyorsun. Onu söyle. Motor yapmaya ya arkadaşım ben evimin ihtiyacını görmek zorundayım. Bir dakika Almus'a yani Arife Hanım'ı mı görmeye gitti? Pazara mı gitti? Onu bilmiyorum. Öyle ne söylemedi. Öyle mi tahmin yakat ettin? Evet. Yakat ha. Ben bilmiyorum yakat Almus'a. Yapılmış. Birden evden çıktı. Yapılmış. Ben dedi bir de geldi. Neredesin dedim. Seni arıyorum ben dedim. Şeye gidecek Kurusaki'ye dedim. Bir şeye... Salı günü müydü? Salı günü değildi. Pazara gideceği Arife Hanım'ı nereden belli? Salı günü değil. O gün bilmiyorum. O gün ne günlerden? Arife Hanım'ın orada Almus'a gideceğinin ne garantisi var? Almus'a gitti, salı gidiyor. Biz başka tamam, gün gittik. Onun zaman Almus'a gitmesinin ne gibi bir şey var, problemi var? Gitsin adam nereye gitsin. Çocuk sakinler sepsini söyleyecek de baskı var. He?
O gün nereye gitti bilmiyorum Müge Hanım. Tamam, sence nereye gitti? Ne tam? Bilemiyorum. Bahadede sade. Tamam, nereye gittim? Tamam, nereye gittim de o gün ben bir suç mu işledim? Söyle bakayım. Almusa gidiyorum dedi. Almusa gittim dedim. Motor yaptırdım yani dedim. Maksu. Halime kaçırmak için yalan dedi. Ön bir plan yapıp da gidip Arife Hanım'ın evini mi öğrendi? Arife Hanım'ın ne yaptığına baktı. Bunu bilmiyorum. Daha sonra evden gidip, çıktı gitti. Başına bu işi mi getirdi? Gitti. Sabahın hızı, kalktı yataktan bir çay demledi evde. Buradan hızlı gene gitti. Akşam da niye geç kaldın dedim. Hangi ben, gün? Sen biliyorsun hangi gün oldu onu. Sinan sen de biliyorsun. Sen biliyorsun. Sen nereye gittiğini de tahmin ediyorsun veya biliyorsun. Niye başka günün üzerinde bu kadar durmuyorsun da bu günün üzerinde, bu bahsettiğin günün üzerinde özellikle duruyorsun? Demek ki sen o günle ilgili ne oldu o gün? Söyle bakalım. Birden çıktın gittin Kadir. Birden çıktın o evden. Nereye gittin? Sen tamam, söyle yazarsın. Tamam da nereye gittim? Söyle bana da hiç. Nereye gittin o günü? Hızlı gene saman dolduracağım dedin, Ferhatların oradan dedin. Ferhat sen de dedin, oradan saman doldurmadım, almışa gittim dedin. Bak sana bir şey söyleyeceğim, bak benim de bir sabrımın sonu var. Nereye gittin, nereye gittin, nereye gittin? Yalan söyledi o gün. Tamam, nereye gitmişti de yalan söyledi? Ben dedi saman dolduracağım. Tamam, saman doldurmadı, ne yaptı? Buradan ben almışa gideceğim dedi. Almışa gideceğim dedi. Çok geç geldi. Ne yaptı peki? Bilmiyorum. Bilmiyorsun o zaman niye konuşuyorsun? Bundan sonra ne? Bu zamana kadar yapmadım, bu zamana kadar yapacağımı sanmıyorum Müge Hanım. Farkında mı değildin ne yaptığını, kendinde mi değildin? Ben kimselere bir şey yapmadım ki Müge Hanım. Kendini o kurtarayım. Niye ben yapayım be? Sinan, daha ne yapacaksın işte, bak adamı köyden kaçırmışsın. Adam diyor ki ben o Fikri abinin yerinde olacaktım diyor. Ya ne doğru bir şey söyledi adam ya. Adamın karısını darp, kayınvalidesini darp ediyorsun. Karısını dövüyorsun. Sonra kovalıyorsun. Fikri abinin karısına ne yaptı? Bir de Müge Hanım, o kaçabilmiş. Adam diyor ki 50 defa jandarmaya şikayete gittim. Bu demektir ki bu terbiyesiz 50 defa da devam ettirmiş. 50 defa da devam ettirmiş daha rahatsızlık vermeyi. Bir ay önce gene atmışsın kadını. Ulan ne? Bir ay önce gene atmışsın adamın karısına mesaj. Arife Hanım da kaçamadı değil mi o gün? Kaçamadı Kaçsaydı kurtulacaktı. Kaçamadı. O kaçamadı o gün. Anlat şimdi sen ne olduğunu da. Ben görmedim. Nasıl görmedin be? Görsem gördüm derim. Gördüm dedin zaten. Yanlarındaydım. Kadir odunu vurdu kafasına ensesine. Mustafa'nın arabasını aldılar bindirdiler. Ben de orada bunları gördüm dedim. Hepsini anlattın oğlum işte burada. Duruyor ya senin sesin. Biz seni kalkıp da film çekerken başka birine yaptırmıyoruz. Kendin burada canlı yayında konuştun. İnkar etmenin manası yok. Sinan aydınlanana kadar, Müge Hanım koyana kadar, estağfurullah, gemiyi çıkana kadar, seni değil ailemi bulana kadar, ses bire ölüyse ölü, dirilse dirisi olana kadar buradayım. Bunu çözene kadar. Buradan da bir şey bulamasam kendi imkanlarımına ölene kadar bu işin peşindeyim. Benim artık daha geride acıyacak, yanacak, yırtılacak hiçbir şeyim. Bir sürü çocuğum var aklımda bile değil. Sade benim aklımda, sade alem. Ailemi bulayım bu kadar. Ailemin sesini işitiyorum. Ailem desin ki ben sana canlıyım, yaramam, bu şekiller yaptılar bana desin. Gire istiyorum, söz veriyorum. Ölene kadar yeni sayfa açacağım. Yeni gelinlik giydireceğim. Bu kadar peşindeyim ailemin. Canımı vereceğim, canımı. Söyle şu doğruları ya, bir una sap olma ya. Yalnız sana Sinan 100 kere diyorum, mesajı attığından geri bu hanım bu hallere düştü. Sana bu hakları veren, sana baskı yapan adamı söyle. Bu mesaj attıran adam işin içinde var, 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 var. Bu kadar. Ben bu kadar diyorum. Özür dilerim Müge Hanım. Başınız ağrıyor. Abi olur mu ya? Vallahi şimdi, çok üzgünüm.
üzgünüm yani. Sadece yerini önce söyle. Allah, yerini söyle, kurtul. Sonra siz, kurtul, en sonunda bütün ekipler, söyle, avukatım, doktorum, seyircilerim, hepinizden çok yüksek şeyle bağırdım ise hepinizden özür diliyorum. Yok estağfurullah. Çünkü çok ya. Kötü bir durumdayım. Hakkın, hakkın. Ya adamın 50 yıllık karısı ya. Sen niye milletin karısına, kızına göz koyuyorsun ya? Nereye götürdün sen bu kadını? Bilmiyorum. Bak gerçekten ben çok yapmadım. Sinirlerim bozuldu. Ya sen yaptın demiyorum. Sen ancak diyorsun ki Kadir yaptı diyorsun. Mustafa yaptı diyorsun. Biz seni yaptı demiyoruz. Yapanları söyle diyor ya. Seni yaptı Sinan, sen bunu yaptın demiyor. Yapanları, seni bu şeydenleri söyle diyor. Başka bir şey yok ya burada ya. Niye zorlanayım bilmiyorum. Ya şurada gerçekten Tayfun'un yüzüne bakamıyorum, evet, ya. Evet. Allah Allah. Evet. Aa, bir de hala da sen yapmadıysan niye o zaman Kadir yaptı, Mustafa yaptı diyorsun? O insanlara da o zaman günah değil mi? Niye iftira atıyorsun? O insanlar da o köyde yaşıyorlar. Belki görecek onun kardeşim vardı. Sen anneme bir şey mi yaptın diyecek. Ha köydeler işedi. Bu şey bize göre bunu şeysinler. Bu da otel mi yok? Otel burası ya. Abi, günlük şey onun yanında bakın, ya. Köydekilere de sesleniyorum. Bu Sinan'ın sözüyle de kimse hareket etmesin. Ben, bana bir şey sorsan şunu yaptın mı? Ben yapmadıysam şu yaptı demem ki. Sen niye o zaman başkalarını katıyorsun işin içine? Ya gerçekten kendimi Fikri abinin yerine koyuyorum. Adamın 50 yıllık karısı ya, evde gitmeyecek. Adama tavuk pişiriyor. Gidecek yemeğini götürecek. Ya kadının hiçbir suçu günahı yok. Kaç yaşında kadıncağız? Annemiz yaşında Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbi ya. Aa, böyle bir tane bela yani gelecek de sapık sapık şeyler yapacak diye. Nereye götürdün kardeşim sen bu kadını? Ben bir şey yapmadım. Bak bir şey yapmadım lafını kabul etmiyorum artık. Kime bakıyorsun? Gözlerinden bakın nereye baktığını anlayamıyorum Sinan. Bana bakıyorsun şu an. Hı. Tutuyorsun annen yaşında kadına, hepimizin annesi yaşında kadına tutuyorsun, abuk subuk mesajlar atıyorsun. Bir tek ona değil mesela, onun kız kardeşine de atıyorsun. O da onun yaşlarında. Bunlar evli, barklı, çoluk, torun sahibi insanlar yani. Sonra biliyorsunuz Arife teyze bir gün yine onu en son arayan Sinan. Sinan arıyor. Hanımefendi ocağında yemeği, sobasının üzerinde sütü, ayağında terlikleri, dişleri varmış, dişlerini takmamış. Yanına herhangi bir telefon almamış, bir şey almamış. Belli ki çağrıldı, kapının önüne çıktı, oradan sonrası yok. Sonra eşi de diyor ki ben zaten hani buluşacaktım, aradım, eve gittim, bir baktım. Telefonunda Sinan'ın onu arama telefonu. O gün Sinan daha önce bu çirkin mesajları atan Sinan, o gün onu arıyor, eşini arıyor. Jandarmayı arıyor. Geldim buraya. Dedin ki biz bu cinayeti Kadir ve Mustafa ile beraber işledik dedin. Kadir dedi ki, Kadir beni aradı sabah. Gel gidelim Arife'nin evine dedi. Daha evvel de Mustafa'nın evine gitmiş. Onlar ikisi beraber geldiler. Ben de evi gösterdim. Sonra Kadir kafasına vurdu. Mustafa'nın da arabasına bindirip aldılar götürdüler dedi. Değil mi Sinan? Hayır. Hayır. Ne hayır? Hayır. Nesi hayır? Tamam bu Mustafa amca bana ben yürüyüşten gelirken eşi de vardı yanında. Dedi Sinan dedi sana dedi bir şey söyleyeceğim dedi. Hı. Ne dedim? Dedi acının dedi durmuşun dedi cenazesine ben. Dedi. Senin dedi kaynatanına dedi kaynanan dedi geldi dedi. Kız da dedi sevgilin oluyormuş dedi. Ben dedim bak Mustafa'ya mı dedim? Bak burada dedim, Fatime dedim, karısı var, kocası İkisini var. İkisini yan yana verin, Mustafa Bey'den bahsediyor, evet. Bak öyle deme dedim, ben bunları tanımıyorum dedi. Tamam tanırsın da, edersin de ama ben öyle bir şey yapmadım. Mustafa mı? Bak doğru söyle dedim. Burada mı? Sonra ben az bir şey beri geldim. Eşi, teyze, dedi Sinan dedi, bilmediğimiz dedi, bir şey mi var dedi. Dedi Allah'ın emrini siyah gidek dedi. Kime? Kızı dedi siyah dedi. Hangi kızı? Bunun bir kızı var. Bekar diye bir kızı var. Kimin? Hamide Eroğlu'nun. Bana Arife bu öyle dedi. Arife kardeşinin. Ha. Bu Mustafa mı öyle dedi. Tamam buradan Arife ile ne alakası var bunun? Bana öyle dedi o. Tamam da bunun Arife teyze ile ne alakası var? Ama ben yapmadım. Neyi yapmadın? Ben görmedim. Kimselere böyle bir şey yapmadım. Yahu sen söyledin, buyurun Mustafa Bey. Konuşabilir miyim?
Sana iki soru soracağım. Benim telefonumu biliyor musun sen? Hayır. Bilmiyorsun. Peki, diyorsun ki arabayla geldik, cenazeyi götürdük diyorsun. Peki arabayla biz geldik, cenazeyi götürüyoruz. Kadir'in ikimiz arabanın neresine attık cenazeyi? Seni niye bıraktık burada biz? Onun cevabını ver. Bir de ondan 15 gün evvel Almus'ta ben seni kovaladım mı? Kovaladım. Ha, ne için kovaladım? Karıya mesaj çektiğin için. Karıdabağ dedi ki, Mustafa abi dedi, Sinan böyle diyor, sen de duruyormuşsun dedi. Onun için ben seni kovaladım. Uşak elimden aldı. Arife teyze mi dedi size? He, dedi ki Mustafa abi dedi, Sinan bana mesaj çekiyor, sen de duruyormuşsun, öyle diyor dedi. Hırsıma bunu kahvenin kapısında durdum, bunu yakaladım. Gel lan buraya dedi. Ben sana öyle mi dedim, dedim karıya mesaj mı çek dedim, dedim laf yok. Bunu uşaklar elimden aldı, kaçtı. Olaydan bir iki hafta önce. Sen beni olaydan iki hafta önce hiçbir yerde gördün, konuştun mu? Bu kahvede... Kahveden sonra sen beni 20 gün içinde, 25 gün içinde hiç gördün, görmedim, konuştun mu? Görmedim. Ama o salı günü sen beni konuştururken... Hayır, kahveden, lafı sapırtma. Kahveden sonra sen beni herhangi bir yerde gördün mü? Görmedim. Görmediğin de nasıl ben seni yine adamı öldürüp de arabaya yüklüyorum? Ama orada... Yalan söyleme. Salı günü sen beni koştururken... He? Ölüsünü şey ettim. Ne avradını diyorsun? Şey ettim demedin mi Almus'ta? Ne? Bana. Ben sana küfür ettim. Karıya mı söyledin mi? Öyle niye diyorsun? Ben sana küfür ettim, yalan değil. Hırsın niye var. Anama ölüme küfür ediyorsun? Bak bak bak. Ya çünkü nedeni şu... bir ara vereyim, aile fertlerini alayım. Olay şu... Şimdi Sinan, bu Arife teyze mesajlar çekiyor ya, herkes şöyle düşünüyor. Sinan bu mesajları kendi kendine çekmemiştir. Ben söyleyeyim, Sinan bu mesajları bir kere kendi kendine çekmiş. Çünkü bu onun ilk vukuatı değil, az sonra bir telefon bağlantım daha da olacak. Sinan bunları kendi kendine çekiyor ama Sinan'ı çağırıp, Sinan sen neden böyle bu mesajları çekiyorsun dediğinde diyor ki, Kadir çektiriyor, Mustafa çektiriyor diyor. Şimdi Mustafa abi de diyor ki, benim ne alakam var konuyla. Sonra Arife teyze anladığım kadarıyla pazarda Mustafa Bey'i gördüğünde diyor ki hani, Mustafa Bey sen çektiriyormuşsun bu Sinan'a bu mesajları, niye bana bu saçma sapan mesajları çektiriyorsun deyince, Mustafa Bey de diyor ki ben öyle bir şey yapmadım deyip bu sefer Sinan'ın peşine düşmüş demek ki. Evet. Onu dövmeye kalkmış. Aynen, aynen, aynen. Şimdi biz dün yayın sonrasında da çektik. Bir şey daha anlatayım, yani bir kelime. Hepsini dinleteceğim abi, ben Fikri abiye de almak istiyorum. Dün biz yayın sonrasında da konuştuk. Aslında yayın sonrasında konuştuğumuzda unuttuğum bir şeyler de benim aklıma geldi. Onu da söyledim. Burada söyleyeyim. Bana dedi ki bu dün değil, evvelsi günkü konuşmamızda. Arife teyze ona demiş ki, ben ortadan bir kendimi kaybedeceğim. Bütün herkes suçu senin üzerine atacak. Senden bu şekilde intikamımı alacağım. Sonrasında da ortaya çıkacağım. Sen de hani görmüş olacaksın. Dedin mi bana böyle bir şey? Hayır. Bak sana var ya, gerçekten böyle bir uçarım buradan. Hani elimden kimse alamaz yani, öyle seni kimse de tutmaz yani. Ben uçarsam dediğini, zaten herkes uçmaya meyilli, kimse de mi tutmaz inkar yani. Ediyorsun ya? Ben de kimseyi tutamam. Allah Allah. O yüzden sen artık dedim demedimden bırak, bak beni de çıldırtma. Yani anlatabiliyor muyum? Ben böyle sinirden ağlayan birisi değilimdir. Dün beni sinirden de değil, Arife teyzenin oğluna çok üzüldüğüm için ağladım. Herkes sana burada yine saygılı, sevgili davranıyor. Arife teyzenin yerini söyle de gidelim ulaşalım diye. Sen de ona göre davran yani. Sen de haddini bilerek davran. Senin için kimse burada yalan söyleyecek hali yok. Sen kimsin de senin için yalan söyleyeceğiz? Demedin mi kardeşim bana? Demedim Megane. Nasıl demedin ya? Demedim. Senin o mahallede işin yok kardeşim. Senin o mahallede ne işin var? Sen niye bu kadının mahallesindesin? Tek kelime cevap ver. Ben çalıya gittim. Çalıya git, çalı yok. Yalan konuşuyorsun. Getirdim. Geç çalıya. Bak benim ayarlarımla oynama. Ararken, ben hatır sayılan bir insanım. Bak sırf Fikri amcayı severim, Tufan'ı severim, Tayfun'u severim. Atakol benden küçük. Hepsine de Ömer amca, hep muhabbetim var. Benim de bir taraftan akrabam. Yalan konuşuyorsun. Ben getirdim ama seni... azdık getiremedim. Bir dakika, müsaade et bak. 10 gündür konuşuyorsun, boş konuşuyorsun. Tamam mı? 5000 tane nüfusu olan bir kasaba... Senin bu söylediklerinle rezil kepaze oldu. Ahlaksızlık yapma. El alemin kadınla kızınla mesaj atmak ne demek ya? Terbiyesizliğin lüzumu var mı?
Benim de eşim var. Ben de evlendim. Benim de çoluğum çocuğum olacak. Adam dün canlı yayında öğreniyorum ya. Ben dün Sinan'ın yüzünden deyip bilmem köyü terk ettim işte, vilayeti terk ettim deyip. Böyle ne bir ayıp. Ahlaksızlık var mı ya? Ne ayıp yani. Ben canlı yayındayken işittim. Ağlamamak için kendim yani böyle insan olduğumdan utandım ya, sana bakarak. Böyle bir ahlaksızlık var mı ya? Sen şunu geç çalı çırpıyı. Hah. Biz 17 Aralık 2022 bu seni aradı benim evimdeyken. Saat 7'de beni aradı. Ben bir gün öncesinden çok yorgun oldum. Şu an benim bacaklarım ağrıyor. Şurada oturmaya dermanım yok. Ama bu insanların, şu kadın benim annem yaşında. Bak ben yeni evlendiğim için beni görmeye gelecekmiş. Kimsenin 12 gündür uyku uyuduğu yok, yemek yediği yok. Bak. Kimse... 17 Aralık'ta bu adam seni herkes aradı. Herkes diken üstünde Sinan. Bu adam seni aradı. Saat 7'de. Uzatma o zaman, bileni de söyle ya da ne oluyor söyle. Yapmadım be. Söyle tamam. Tufan. Kim ne yaptı? Etmedim. Kardeşim bir dakika. Söyle. Kimseleri görmedim. Şu an ne kadar olayı saptırırsak saptıralım bu iş yığırına çıkıyor. 17 yapmadım. Aralık'ta bu adam seni aradı. Senin orada işin yok. Arife teyzenin mahallesinde senin işin benim yok. Benim kapımın önünde ne işin bitti var? Bitti gitti. Sen kendin söyledin bunları, katil ilan ettin ya. Arada yarın öbür gün çıktığımız zaman biz buradan bunun ağzıyla Tufan, Tayfun, Atakol, Fikri amca diyecekler ki sen benim düşmanımsın. Evet. Hadi buyur köyde yaşa. Evet. Hadi buyur köyde yaşa. Doğru söylüyor. Hadi buyur köyde yaşa. Ya bu beni öldürecek ya ben bunu. Açık açık. Bu adam çalıştığım gün 8.30'da ben senin yanına çıktım. 9'da orta mahalle muhtarı Tekin Kösen beni gördü. Üstten aşağı gelirken Tekin Barış olay gelsin dedi bu abi dedi. Alttan yukarı giderken Topal Osman'ın Ali hayvanları sulamış eşiyle beraber eve gidiyordu. Tam Selman abilerin oraya çıktım. Selman Gökçe'nin oraya. Selman Gökçe Ali'ye bağırdı. Topal Osman'ın Ali'ye dedi ki böyle. Ali gel de dedi. Onun hanımı biliyorsunuz. Şeyde tekerleri sandalyede. Ali gel de dedi. Sütü al. Bana gerek yok. Bak yine buradalar. Bunlar sen vurdun ya da onlar vurdu. Sen mi taşıdın? Beraber mi işittin? Ben bir şey görmedim. Özellikle o gün ben yapmadım. Görmedinse niye o zaman Fikri abi, Tufan'ı, Tayfun'u bunlara düşman ediyorsun? Tayfun da bunu ben aradı. Ben görmedim. Tayfun da beni aradı. Karakol şey dedi, böyle dedi, Kadir dedi. Orası ayrı, şey dün konuştun olmuş. Kadir, orası ayrı. Niye o zaman ayrı bunlar ama yaptı iftira dedi? Atıyor, benim moralim bozuluyor ya. Niye yaptı dedin i̇ftira onu? İftira atıyor, açık açık herkes iftira atıyor. Ben mesajlar için panik yaptım. He. Ben başka bir şey yapmadım, başka da söyleyecek lafım panik yok. Panik yaptın, onlar katil dersen onlar mı tutuklanacak diye düşünüyorsun? Değil mi? Onlar tutuklansın, panik sen yaptım, sıyırın. Ben bunları söyledim diyor yani resmen. He? Öyle mi düşündün? Ben yapmadığım işe niye niye onlar o zaman yapmadılarsa onlara diyorsun? Ben niye yapayım ki böyle bir şey? Sinan ben babamı hasta yatağında bıraktığımda geldim. Sinan o adam ölüse var ha. Yemin ediyorum bak milyonlarca insanın önünde söylüyorum sana, tamam mı? Annem zaten dizlerinden gidemiyor. Bu çocuk da gördü. İlk çalışmaya geldiği gün bu çocuk yemek daha yemeden akşamına gittik evine. Bunun evinde yedi yemeğe bak Sinan. Yemeğe bile bize yedi. Çok iyi biliyorsun. Bu arada İkinci gün saat 2'de ben bu çocuğu zoruna 2 bardak çayı zorun içirdim bak Sinan. Bak, sen şey el arabasıyla bu adam oraya gittiğini aslında itiraf ettin. Anladığım kadarıyla el arabasını o yolda bıraktın. Hayır. Hayır Ümmük Sonra Hanım. Da gittin bir şekilde o kadını oradan çıkardın. Hayır. Hayır Ümmük Hanım. Ne kadar işkence. Çünkü kısa yoldan gitsen el arabası işlemiyor. Hayır. Uzun yoldan el arabasının işleyeceği yerden gittin. Öyle bir şey yok. Onu da aslında şey yaptın. Yenge ne demişti? Arife yenge bir bakar mısın? Aslında onu da aldık ağzında. Sonrası Allah kerim. Hayır. Ne hayır ya? Ne hayır? Hayır. Tam biz işe giderken bu yukarı geliyordu. Tam yani biz akşam eve geldik. Annem kapının önüne durmuş böyle bizi bekliyor. Biz geldik bununla. Ben traktörden indim. Bunu traktörle ben kullandım. Kapının önüne bıraktım. Annem dışarı çıktı. Dışarıda bekliyordu. Kaşıkçılığı kaybolmuş dedi. Eşittiniz mi dedi. Ne dedim? Kaşıkçılığı. Lakabı kaşıkçılığı. Anne saçmalama dedim ya. 60 yaşında kadın nereye gidecek dedim ya. Böyle bir şey mi var dedim ya. Ben kardeşim sana net bir şey soruyorum. Bu adamlar öldürdüler mi Arife teyzeyi? Hayır ben öldürmedim. Kafasına vurdu mu Kadir? Sen ben değil. Kadir mi vurdu kafasına? Hayır kimse yapmadı onu. Ben bilmiyorum. Tamam Tokur Mustafa geldi aldı mı? Arife'yi? Ben bilmiyorum. Anlattın ya. Hayır.
Nasıl hayır? Bilmiyorum ben. Anlattın burada, hepimiz dinledik. Kadir geldi, kafasına vurdu. Tokur Mustafa ile de anlaşmış. Aldı arabasını, götürdüler. Beni Allah almadılar diyen sen değil miydin? Hayır. 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 Demedin mi böyle? Demedim. Bak sen böyle safa yatıyorsun ama ben saf insanla, kusura bakma. Cini çok güzel ayırt edebiliyorum artık 15 yıldır. Allah'a şükürler olsun. Ay, hiç safa yatma. Sen saf falan değilsin. Sen çok açık söylüyorum. Diğer bütün kadınların adına söylüyorum. Sen sapıksın. Sapıklık başka bir şey, aynen saflık başka gibi bir şey kardeşim. Aynen öyle. Sen Sinan, bu insanları cinayetle suçladın. Fikri abi saniye. Sen bu insanları cinayetle suçladın. Bak bak gözlerinin içine. Bak onlara, bak onlara. Sinan. Niye bakmıyorsun? Baksana oğlum adamın yüzüne. Baksana. Bak, ben dün de dedim bak. Baksana oğlum. Kadir mi benim vurdu kafasına? Hasta, bak kalp hastası. Bak bugünden hariç yayına çıkmayacağım. Kesinlikle. Ölüm de olsa yüzünde çıkmayacağım. Niye? Çünkü ben annemi mağdur bıraktım geldim. Babamı mağdur bıraktım geldim. Sağ ol, Allah razı olsun hastası. Yani. Pazartesi gün dedi hastaneye gideceğim oğlum dedi bak bana. Cumartesi gün baba. Tamam mı? Bak söylüyorum. Tamam mı? Ne bildiğin varsa insanlara aktar. Kimseye mağdur etme. Bak bu adamı, bak bu adamı, bak bu adamı. İkramca yalancı çıkardı. Tayfun yalancı çıkardı. Tufan yalancı çıkardı. Atakol yalancı çıkardı. Canlı yayının önünde. Buradan Müge Hanım telefon ettirmese Tufan'a adamlar üzerime yürü. Ben zannettim yani hani bunlar yani bu çocuğun suçu yok. Hani Kadir'in suçu yok diyecekler zannediyordum. Bu buradan arayınca baktım ki durum farklı. Ben düşman sahibi olmak istemiyorum. Kimsenin de düşmanı değilim. Böyle bir şey de hayatımda yapmadım. Ailemde de buradan böyle bir herkes şey köye gidecek, köye. Yaptıysa söyle. Kadir vurdu, Tokur Mustafa aldı götürdü dedin. Tam izleyelim orayı da. İzle. Bir de Kadir durmuş. Kadir durmuş da mı yanındaydı? Evet. Üçünüz mü gittiniz? Üçümüz gittik ama ben yapmadım. Tamam. Üçünüz eve mi gittiniz? Evet. Tamam. Onlar kaçırdı. Tamam. Nereye kaçırdı bilmiyorum. Tamam. Kim seslendi Arife'ye? Kadir seslendi. Ne dedi? Bir de dışarı çıkar mısın yenge dedi. Bu da dışarı çıktı. Bayılttılar, kaçırdılar. Nasıl bayılttılar? Esnesine vurdular. Ensesine vurdular. Evet. Tamam, sonra yere mi düştü? Evet. Nereye bindirdiniz? Arabaya bindirdim. Kimin arabasına? Tokur'un arabasına. Niye o zaman jandarmaya gittiğini anlatmadın? Korkuma anlatamadım. Peki seni ne diye çağırdılar oraya? Sen bilin evini dediler, kaçırdılar. Niye? Mustafa ile ötekisi hiç evin yerini bilmiyor mu? Bilir. Bu da mı yalan Sinan? Yalan. Oğlum ağzına söylüyorsun lan. Yalan mı? Oğlum sen ne içiyorsun lan? Yalan öyle. Sen ne içiyorsun ifade oğlum? Ay bismillah. Sen ne içiyorsun bu lan? Bu yalan ifade. Lan oğlum ağzına söylüyorsun stüdyoda ağzınla. Niye yalan söyledi? Yalan. Niye bak, yalan söyledi? Ben mesajlar için yalan söyledim. He. Yaptı yapmadı bilemem. Adamlara iftira edeceksin. Benim de işini yaptığım adamdan dolayı, kontakta olduğum adamdan sebep buraya gelmeme sebep olacaksın. Sen köye gireceksin, he, rahatça oturacaksın. Oturur dünya mu? Eşek dünyası değil, çok affedersiniz. Yani beni işimden ediyorsun. Beni adamlara karşı rencide ediyorsun. 85 milyonun önünde rencide ediyorsun. Tamam mı? Benim yani şu Müge Anlı'da benim ne işim var? Benim ailem belli, yolum belli, çalıştığım yer belli, yaptığım iş belli. Diyorduk, geldik. Her koşulda insanlara yardım etmeye çalışan bir insanım ben. Senden sebep ben buraya geleceğim. Arkadaşlarım arıyor beni. Şehir şehir arkadaşlarım arıyor. Yurt dışlarından arıyorlar. Sen beni eşek yerine koyacaksın. Estağfurullah canım, onun ne münasebeti. Ama öyle olmuş oluyor şimdi Müge Hanım. Bu adamın işini yaptım ben. İşini de ben parayla çalışmaya gitmedim. Yardıma gittim. Evi barkı yanmış. Zaten ben sana dedim, ben de seni Mustafa olarak yanında gördü. O Mustafa Tokur'u içine kattı. Yani o ikinizi gördü bin ya. Bin bir türlü bir yalan attı. Ondan sonra için evime gideceğim, oturacağım diyor. Sen niye benden evvel o adam onu zaten oturtmaz. Oturursa da zaten. Oturursun eve. Senin köyde kimse oturursun istemiyor ki Sinan. Benim ev değil mi? İşte evdesin. Bekliyorum eve tamam, gelmeyi bekliyorum. Gideceğim. Beni de koyuyorlar. Sinan seni köyde istemiyorlar. İstemiyorlar seni köyde. Bana bak bana. İstemiyorlar. Herkesin karısına mesaj atmışsın artık. Ayyuka çıktı. Abla ben bunu kaç defa uyardım. Karakolda da. Uyardın ama senin adını söylüyor herkese. Sinan. Ya niye hala arkadaşlık ediyorsun? Ben araziye göre niye arkadaşlık ediyorsun? Benle alakalı mesaj hakkında, herhangi birinin hakkında ne gördüğün, ne duydun, ne söyledin, ne söylemek istiyorsun bunlara tekrar bir evet, daha evet Şeker teyzeye de demişsin ya bana Kadir'le Mustafa attırıyor mesajları demişsin. Onlar mı attırıyorlar? Ben o adamı, karıyı tanımıyorum ki ben.
Tamam, tanıdığın kadınlara da onların adını vermişsin ya, tanıdığın kadınlara da. O mesajları sana Kadir'le Mustafa Bey mi attırdı? Ben kendim attım. E niye o zaman onları attırıyor diyorsun? Hamidiye Erol'a ya da şöyle ben attım. Şöyle gelsin Şeker teyze de. Bu Fikri'nin karısına da ben attım. E peki Kadir mi at dedi? Hayır. E niye o zaman onlar sana sorunca Kadir attırdı diyorsun? Ben mesajları ben attım ama böyle bir şey mi ne? Hiçbir zaman da olmadı. Tamam, niye o zaman sana birisi sorduğu zaman Kadir attırdı, Tokur'un Mustafa'sı attırdı diyorsun diyorum. 300 milyonumu vermedi diye ben onun üstüne attım. Arkadaş, vallahi billahi çıldırdım çok. Bir de seni tutmayalım Kadir, otur ya. Yavrum Kadir. Artık kimi tutacağımızı şaşırdık yani. Yani burada 50... Ya var. Çıldırıyor niye onu evi burada... Evi bakın bırakın lan! Kadir! Çıldırıyor onu burada niye konaklıyor? Burası otel mi Kadir? Ne diyorsun ya? Çıldırıyor burada niye yatıyor? Köyde yatacak yer yok mu? Ya arkadaş, sen mağdurum diyorum. Herkes bunu biliyor. Herkes. Bana bak, ben daha çok söylüyorum. Ben mağdurum, mağdur. Kadir, ben daha mağdur değilsin. Bunun yanında yatıyor. Her şeyden haberim var. Kimi çıldırıyor? Ya neden haberim var? Şunu sen söyle ya. Sen kendini kafa diyor koyar. İtiraf etmişsin. Yattığın ya, yerin farkında ya. Mısın? Neyse şunu söylen ya. Sen söyleyeceksin. Sen söyleyeceksin ya. Sen söyleyeceksin. Sabah akşam koyu koydasın. Sen kurtuldum sanıyor. Şuna bak şuna. Mağdurum dediğim zaman sen ne anlıyorsun? Adam gibi otur. Mağdurum dediğim zaman sen ne anlıyorsun? Kadir otur. Mağdur değilsin otur. Kadir ben sana şunu söyleyeceğim. Çıldırdım abi yeter artık ya. Mağdurum. Ya sen çıldırdın ben ne yaptım lan? Sen çıldırdın ben neyim? Ben nefes alamıyorum. Ne çıldırdın sen ya? Ya arkadaş. Adam söylüyor, itiraf ediyor. Ondan sonra da geri dönüyor. Her dakika yanında, her dakika yanındasın. Söylesin, doğruyu söylesin. Kadir şunu anlatsana bana. Bak Kadir, mutlaka evde de konuşmuştur. Ben işte Hamide'ye gideceğim, Arife'ye gideceğim. Ne konuştu? Bir hatır artık ne olursunuz. Bak ha. Ben Tayfun'um buna karakoldan çağırdıları akşam. Bunun işine bak ya. Bak karakoldan çağırdıları akşam. Atakoluna. Tayfun abi tam o Karacir'in o suyunun önünde arabayla gelmişler dinleniyorlardı, tamam mı? Karakol komutanı da beni tam köye geldim, şeydeydim, Erdoğan'ın davetindeydim. Kısa anlat, kısa. Bana mesaj attı bak, mesaj kim attı? Burada. Karakol komutanı attı bana. He. Dedi ki bak, Kadir dedi. Bak şundan işte bahsediyorum Kadir, şundan bahsediyorum. Siz Arife teyzenin kaçılmadan bir gece önceki gece evdesiniz ya. Tamam mı? Bu kafasını anladığım kadarıyla bir plan kuruyor. Sana bununla ilgili hiç ipucu vermedi. Sana kızmayacağım bununla ilgili. Hiçbir şey söylemedi bana. He? Hiçbir şey söylemedi. Arife teyzeyle ilgili, Hamide teyzeyle ilgili. Hiçbir şey söylemedi. Bir önceki sadece akşamına televizyonu izledi. Normal benden önce yattı. Sabahleyin ben kahvaltımı yaptım. Evden çıktım. Ne haberim oldu ne bir şey. Peki sen diyordun ya. Bunları bu şekilde yapma. Birisinin elinde kalırsın. Birisi kafanı gözünü kırar diyordun ya. Nasıl? Dün öyle diyordun burada. Nasıl? Niye bu mesajları atıyorsun? Mesaj. Biri senin kafanı gözünü kırar, birisinin elinde kalır diyordun ya. Abi söyleyecektim. Demek ki haberin var. Abla demek ki sana söylüyor. Müge Hanım farkındaysan bir şey soruyor. Onu soruyor işte, sen de diyorsun ki del diyorsun ya şimdi. Ben 2-3 gün önce Tayfunar'ın ilk mesaj konumuna girdiği zaman diyorum. Tamam mı bak? Bir dakika. Anlatmış. O zaman söyledim. Sen de bir kere dedim ya. Arife teyze kaybolmadan. Sen de kısa bir şey. Arife, bir dakika. Bir Arife teyze kaybolmadan 2-3 gün önce mi Tayfun ha, yani daha Arife önce teyzenin diğer oğlu mu gitti Sinan'a? Karakola, karakol komutanı götürüp de geri getirdiği zaman ben buna dediğim kelimeler ha iyi kelimesi. Bir dakika. Dedim ki. Yani bu Arife teyze kaybolmadan 2-3 gün önce şikayet ettiniz. Kaybolmadan önce söyledim ben bunları dedim. Dün de Sinan'ı karakola mı çektiler? Evet. He? Bir orayı anlat bak, çok önemli ya. Çünkü. Bir dakika, ben onu bilmiyorum. Onu karakola çektiler. Kaybolmadan Arife teyze kaç gün önce? Savcılığa gitti. Tayfur oraya vardı savcılığa. İki tane dilekçe yazdırdı. Kaç gün önce? Hemen de yakın, 10-15 gün önce. 10-15 gün, 2-3 gün önce diyor. Hayır, 2-3 gün önce ben bunu ikaz ettim. Yalan konuşuyor. Bu yani bu arada bizimi yakalatmadım. Tayfun nerede? Tayfun Almusta bana dedi. Bir dakika, bir dakika. Tayfun şikayet ettikten sonra mı sen Sinan'ı kenara çektin? Almusta Tayfun beni gördü dedi ki bak ne Kadir. Dedi? Gece gündüz dedi bak bunu görüyorsun dedi bak. Teyzeme dedi 60 mesaj. Abuk subuk mesajlar atmış dedi. Aklına gelmeyen mesajlar atmış dedi bak. Ben dedi karakolda da söyledim dedi. Bak Tayfun'a bağlanıp sorabilirsin bu kelimeleri. Karakolda da varıp dedi söyledim ben bunu dedi. Bak. İlk önce sizin yapacağınız. Ben size ilk başta size bırakıyorum dedim dedi.
Ama sonrasında herhangi bir şey olursa ben sülhet kabul etmem dedim dedi. Kadir buna söyle dedi. Yapmasın. Dedim ki bak bir şey oğlum. Bunlar seni tetikliyor. Yani jandarma seni niye mesaj atıyorsun diye aldı karakola, öyle mi? Evet. Sen de o zaman Arife ile Hamide'ye daha mı sinirlendin, özellikle Arife'ye? Evet, mesajı üçün şey ettim. Sinirlendin mi? Evet. Yani oğlu gitmiş. Mesela niye Tayfun'u aramıyorsun da o gün Arife teyzeyi arıyorsun? Tayfun'u ara. Ben o gün akşam karakol komutanı var, Oktay Astubay. Buraya vardım. Oradan dönüşte... Kızdığın da Oktay'dı değil mi? Kızdığın evet. Oktay. Tabii dönüşte... Tabii o şimdi onun ifadesini aldı. Oradan Oktay'a doğru aldı. Neyse, tam o Günerlere... Güner var bizim burada, Güner diyorlar. Onların evine varmadan arkadan bir araba geliyor. Hı. Dedim Allah kim acaba geliyor? Bir de yanımda eğlendi. Dedi Sinan dedi, kardeşlik dedi. Kim diyor bunu? Tufan, şey Tayfun. Oradan yanında da Atakol var. Arkada da bilmeyeyim kim o. Hı. Bir bayan daha var. Hı. Ondan sonra bana dedi ki, Sinan dedi. Tamam, cahillik yapabilirsin dedi. Hata edebilirsin dedi. Gel yapma dedi. Ondan sonra beni bir daha gördü. Dedi Tokat'a gidiyorum. Emine yengem dizinden, iki dizinden ameliyat oldu. Bir de onları ziyarete gidiyorsun ha. Onu tavuk alacağım Tokat'tan. Yanına varacağım. Beni otobüste gördü. Ne dedi? Yanıma vardı. Dedi ki, bak dedi Sinan dedi, bir şu otobüsten in, şey arabadan inek. Seninle bir güzel şöyle iyice gene bir konuşak dedi. Ben de konuşak dedim. Neyse konuşak. İndin mi? Ondan sonra anam da söyledi dedi, sakın Sinan elleme yok. Güzel konuşun ama çocuğu elleme dedi, söyledi dedi. O gün yanımda kim vardı dedi, biliyor musun dedi. Kim vardı dedim. Dedi annem vardı dedi, arkada dedi. Arkamda annem vardı. Ya yazık, bütün teyzeler de çocukları başı belaya girmesin diye aman dokunmayın, aman şudur, aman budur diyorlar. Hep öyle dedik yani, ya hep. Tayfun hep da sana geliyor. Bak iki kere de Tayfun gelmiş sana, şu an ekranda olan anasını buralarda arayan Tayfun geliyor diyor ki atma mesajı. Sen yine atıyorsun. Ya bazı sinirlendiriyor. Dur neyin ya. Siniri bu? Neyin bana siniri? Bana dünyanın şeysini söyleyince öyle kötü neyin mesaj atmayacaksın mı? Sen atmayacaksın mı sana bir şey dese? Sakin ol azıcık ya. Ama sana bir şey dediğinde o zaman bu böyle mesaj atılmaz ki. Birisi seni sinirlendirdiğinde böyle mesaj atılmaz ki. Hanımefendiler, beyefendiler, ben hani bazı şeyleri hani net açıklayan biriyim bugüne kadar programda. Bu söyleyebileceğim gibi mesajlar olmadığı için size söyleyemiyorum. Yani ben çirkin mesajlar diyorum, siz anlayın. Hadi bakalım diyorum, herkes seni de suçlu. Seni neden? Ben sana söylüyorum. Seni çünkü kusura bakma, yapan varsa senin de söyle. Böyle bir adamın yanında işin yok işte. Söyle. Abla ben zaten 2-3 defa yapıyorum. Vardım. Burada zaten köyde çalışıyordum, onun için varıyordum. Bir de benim akşamları evim köye yapıldı. Bunu herkes biliyor. Bir de ben bunun için varıyordum. Ama kalkıp da her gün 24 saat önce giriş çıkışım yoktu. En son kaldığım gece zaten soğuk diye, hava soğuk diye gitmedim köyden dışarıya. Bunu... Bu da biliyor, bu da biliyor. Fikri amca da biliyor. Sen evli misin? O yanan yerim benim köyden dışarıda. Sen evli misin? Hayır, değilim. Kaç yaşındasın? 85 doğdu. Kaç oluyor yani? Herkes de bana matematikte şey yapıyor. 37 doğdu. 37 yaşında. Evet. Sen niye hiç evlenmedin? Evlendin, ayrıldın mı yoksa hiç evlenmedin Yok, mi? Yok, hiç evlenmedim. İkiniz de evlenmemiş, oturuyorsunuz beraber. Biliyorsun. Bunun yaşlı kadınlara mesaj attığını, geliyorlar sana da söylüyor. Sen hala bunun evinde kalıyorsun. Anladığım kadarıyla siz de bunu böyle çok özür dileyerek söylüyorum. Böyle saf salak falan bir şey sanıyorsunuz. Dalganızı geçiyorsunuz işte. Aynen. Değil mi? Benim kalışım zaten bu yüzdendi zaten. Köyde benim kalmaya kalır mısın abicim bu adamla aynı evde? Yapma Kadir Allah aşkına yani. Kalınırsa niye kalınır ki yani? Bak Allah yanındaki sen, işte Mustafa abi diyor ki benim yeğenime mesaj attı diyor senin için. Aynen ikisi. Abi abla göstersinler, delil göstersinler. Ben şikayetçi oldum. Hayır niye senin karşı taraftan bir, Kadir ya. Karşı taraftan bir dönüş oldu. Ben sana eğer delili göstereceğim. Ben sana delilin kralını göstereceğim. Gel köydeyim bekliyorum demen telefonda. Hiç merak etme. İnşallah buradan sağ salim çıkarsanız zaten ben de Bodrum'a gitmiyorum, köye gidiyorum. Tamam. Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim?
Benim hanımım 72 yaşında, evimde kimse yok. Bana soracağınız bir şey varsa sorun. Ben gitmek istiyorum. Gidersin Mustafa abi. En azından geldin, görmüş oldular. Bence ben size söylüyorum. Ben Kadir bilmem ama Mustafa amcanın olayla falan ilgisi yok yani adam. Ben yine diyorum bak. En büyük şüpheli yeğenim. Yeğenim demeye de utanıyorum. Mustafa Karaslan böyle bir iş yapacaksa çocuğuna yapmaz. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Kadir'in de yanında diğer Mustafa var. Kadir de herhalde bunun peşine tutup 65 yaşındaki kadını kaçırmak için de plan mı yapacak ya? Vallahi ikisine kefil olamam. Ben çalışıyordum zaten abla. İkisine kefil olamam. Yanımda benim şahidim de var. O da yanımda çalışıyorum da öteki adam da evli barklı yeni evlenmiş adam. Bilmiyorum artık herkes de bu konuda da yalancı şahitlik yapmaması lazım en azından. Ha, yapanı benim... gördün mü Müge dersen gördüm ama inanmak istemiyorum yani. Müge Hanım, Fikri benim arkadaşım, oğlu daha doğrusu arkadaşım. Benim tallamı da kullanayım. Bir kastı, bir garajım olsa ben tallamı da vermem. Samimiyet de kurmam. Sinan'a da, Kadir'e de, bunlara ben muhatap da olmam. Bunu da söyleyeyim. Köy halkının tümüne sorun. Karı kız ayağım hiç olmaz. Mustafa senin onun yüzünden suçladım ben. Bu var ya bu. Ya aynen. Şimdi ben de suçluyum. Var sözünüzü kesiyorum. Ben de suçlayacaktım Mustafa abi seni. Bu bana dedi ki, Mustafa Karaslan attırıyor bana dedi. Ha inandın mı? Bak inandım, bak, inanmadım Mustafa. Bu tüp. Ya, ben burada bir ya, ben bunun... adam kaçıracak, bak, adam bak. Öldürecek. Bunların ağzına zaten gidecek bir kafesten de değilsin. Ya ben bunlara muhatap olmam. Bu şimdi sana iyi ki, bak sana iyi ki yani ben birilerini ileri veririm, suçlulara yüklerim de kendim sıyrılırım sana iyi. Köy halkını tümüne sor. Ben bunlara muhatap olmam ya. Seviyemdeki bir insan değil. Vallahi bir şey söyleyeyim Mustafa amca. Ben sana inanıyorum. Fakat Kadir'in şu şeyine... Kadir sen hani şeysin yani. Sen de fevri bir insansın. Yani bu adam sana demediğini bırakmıyor. Sen hala da diyorsun ki 300 lira borcunu vereyim falan filan. Adam seni cinayetle suçluyor ya. Onların ikisinin arasında. Ben adam seni cinayetle suçluyor yani. 300 lira yine susma. Ben sana 10 bin lira vereyim. 300 bin borcum vardı bana diyor. Ne varız açıkla. Ben de seni müftü getir hayatım. Bilmiyorum. Bu adamdan ne bekletti? Bilmiyorum deme biliyorsun. Ne yapmadın hayatım? Kadir çağırdı, Kadir vurdu kafasına demedin mi? Hayır. Ve Kadir gerçekten hafta sonu düşündüm günaydın. Ben senin bu adamla boşu boşuna kaldığına inanmıyorum. Ben Sinan'la aynı evi paylaşacak bir insan düşünemiyorum ya. Bu kadar şey bilip. Ben düşünemiyorum, kusura bakma. Müge abla. Efendim? Müge abla. Herkesin kendine göre bir, herkesin ayrı bir düşüncesi var. Buna ben katılıyorum. Herkes illaki bir şekilde yorum yapacak. Bunu sanalda da olsun, canlı da olsun, ondan sonra gıybete de olsun. Bir şekilde yorumlar yapılacak. İllaki yapılıyor da. Ama ben burada şunu söylemek isterim. Fazla da uzatmayacağım lafı. Ben burada sadece şunu söylemek isterim. Benim burada kalma sebebimi zaten biliyorsunuz. Şu anda evin yanından canlı yayın yapılıyor. Çadır burada zaten arka tarafımda gözüküyor. Ben mağduriyetinden dolayı kaldığımı da zaten söyledim. Ondan sonra temel ihtiyaçlarımı karşılamak için köyde de bulunduğumu söyledim. Şu andaki olduğum yer zaten köyden dışarıda olan bir yer. Ondan sonra... Peki mesela şimdi, geriye dönünce yine kalacak mısın Sinan'ın yanında? Ablacığım ben orada gözünüzün önünde yanınızda canlı bir şekilde zaten söyledim. Benim dedi onda dedi param vardı vermedi ben onun için ona iftira attım dedi. Bundan sonra burada telefonla zaten hattımı bir şekilde zaten iptal edeceğim. Gerekirse yani hiç hat kullanmayacağım, hiç telefon kullanmayacağım. Bunun ulaşabileceği... ailemden olsun, yakın arkadaşlarımdan olsun ya da çevremde irtibat ettiğim samimi arkadaşlarımdan olsun zaten bunun varsa bir numarası zaten her şekilde zaten sildireceğim, kayıttan sildireceğim ve şunu söylemek istiyorum ki bu ailenin sonuna kadar yanındayım. Sinan'a da gelince eğer ki bu memlekete uğrarsa bu memlekete geldiği anda Almus'tan otobüsten indiği anda zaten bu olay aydınlanana kadar tekrar söylüyorum. Yanındayım ailenin. Eğer suçum varsa bu konu üzerinde suçum varsa bununla geniş alakalı bir suçum varsa ben bunun sözümün arkasındayım. Ben adaletin olduğuna da inanıyorum. Bu konuda da ben Sinan'ın üzerine
Almusa indiği anda zaten hiçbir şekilde benden yanaşlantı yok. Çünkü beni büyük bir muhabbetle suçladı. Ondan sonra şimdi burada benim buna diyebileceğim Sinan gözüme gözüme bu zaten sonra. Eğer ki suçum varsa ben Adalettin yine yanındayım, yine karşısındayım. Ondan sonra bana söylenecek iftiralar bana ve yalan yanlış ne varsa. Artık gelme diyor benim diyor, hiç gözüme gözükme diyor. Ne sen ne diyeceksin ona? Gözükmesin. Gözüme gözükmesin çünkü ben burada müebbet resmen yani diyorsun ki cinayet işledim. Sen cinayet işledin. Cinayet demek ne demek? Yani oradaki beyefendiyi ne olduğunu, makamının ne olduğunu bilmiyorum. Kusura bakmasın o gözlüklü beyefendinin. Ondan sonra o orada geçen gün şey ettiği zaman ben sabahlara kadar 3 gündür uyuyamıyorum. Tamam mı? Bu adam ne demek istedi? Yani müebbet. Çünkü başıma gelmeyen bir olay bu. Ondan sonra cinayet demek yani bir insanın bir canı almak demek. Bak en yakın arkadaşın da, evde kalan arkadaşın da gelmesin diyor gözüme gözükmesin tamam diyor. Mı? Bir saniye Kadir'cim artık hiç gözüme gözükmesin diyor. Gözükmesin. Tek başına kalacaksın evde. Kalırım ne Allah şükür. He? Allah şükür. Kardeşin kızgın, dayın kızgın, köylüler kızgın. Olsun. Sen onların biraz gönlünü alabilirsin o gün neler yaşandığını anlatırsan. Ya Sinan o gün tamam istemeden de olsa bir şey yaşanmış. Hayır Müge Hanım. Yaşanmış. Sen anlat hadi artık. Vallahi ben bak, ne anlatayım Müge Hanım? Bak, gerçekten memleketçe tansiyonumuz çıktı. Ben ne anlatayım yani ben? Yapmadım, şey etmedim. Allah şükür. 41 yaşındayım. Bu zamana kadar böyle bir şey yapmadım. Yapmam da böyle daha bir şey. Daha çok yapmışsın. Tamam ben mesaj attım. Tamam ama bak mesela o Kemal Bey'in kayınvalidesine taşla vurduğunda kadın ölmüş işte. Aman kadın kafası yaralanmış. Öyle de bilirdi. Yani Arife teyzeye de öyle bir şey mi oldu? Ben kimselere bir şey yapmadım. Tamam sen yapmadın o zaman ona da katılıyorum. Sen oralarda dolandın ya. Kimi gördün, kim yapmış olabilir ona bakalım. Bilmiyorum ben. Hayır görmüşsündür. Bak iki kişi seni görmüş. Sen kimi gördün? O çalı çırpı toplamaya gittin falan ya. Yani sonuçta Arife teyzeyi kaçıran da aldı bir yere götürdü. Uçmadılar ya havaya Süpermen'le. Tamam mı? Ne oldu yani? Sen bir onu anlat mesela. Bir şüpheli araç mı gördün? Kırmızı araç mı, siyah araç mı, beyaz araç mı? Birini mi gördün? Ne gördün? Hüseyin Gökçe'yi ne? Menekşe Gökçe gördü. Aşağı geldim. Gülüşen Gökçe gördü. Beni başka kimse görmedi. Tamam onlar seni gördüler. Biz de seni onlar gördükleri için o mahallede olduğunu biliyoruz ya. Tamam mı? Bak Kadir vurdu dedin. Seni jandarma ilk aldığında sen niye o zaman? Senin Kadir'in adını söyledin, Mustafa Bey'in adını söyledin. Mustafa Bey de şimdi burada yok diye dar adam. Zaten zor nefes alıyor 75 yaşında adam ya. Ne yapacak Arife teyzeyi? Niye onların adını veriyorsun? Ben mesajlar için panik yaptım. Ama niye onların ismi? Niye ya başka? Bu Kadir'de işte param vardı. Panik yaptım. Ben kime bir şey yapabilirim? Ben yalnız bir adamım. Sen niye bu kadar kindarsın? Nasıl? Yani niye hep böyle herkese kin tutuyorsun sana birisi bir şey söyleyince? Nasıl kin Müge Hanım? İşte 300 liramı vermedi bir kinleniyorsun katil diyorsun adama. İşte erkek değil misin diyor kinleniyorsun damadına kadar mesaj atıyorsun. Niye öyle şeyler yapıyorsun? O zaman o da öyle demesin. Askerde bile kime kızarsan elbiselerini kesiyormuşsun. Hayır. Askerlik arkadaşın anlattı ya. Hayır ben elbise niye keseceğim? Ne bileyim o da sizin oradaki komutanınızmış. Hayır. Sorumlu olan kişiymiş adam anlattı hı. İşte. Senin evine başka kimler geliyor? Kim gelecek ki benim evime? Bir şey söyleyeceğim. Bir çocuğun adını daha vermişti ya. Eren bak onu yayınlamadık. Diye. Eren. Şimdi ben o gün de dedim yani ne kadar tehlikesinde. Dedin ki başka birkaç kişiye daha mesaj attığın ortaya çıkınca. Bir de dedim bizim eve Eren geliyor dedin. Ben dedim tuvalete gitmişken o atmıştır mesaj dedin. Bilemem. O da Eren Sardoğan. Eren senin neyin oluyor? Dayımın torunu oluyor. Yani dayının torunu sizin eve... Annemin kardeşinin torunu. Yani sayının torunu senin eve gelince senin telefonu alıp milletin yaşlı teyzelerine mesaj mı atıyor? Ya bilerim, bilemem ben. Bilemezsen niye verdin çocuğun ismini? Bilemem ben şimdi ile ben o attı demem. Ben, çocuk beni aradı ya. Bak. İstersen buraya geleceğim dedi. Gelsin. Beni dedi benimle oynamasın. Ötekilerle oynadı benimle de oynamasın. Ben onun seviyesine düşen bir delikanlı değilim dedi. Beni aradı akşam. Tamam gelsin. Bu durumda kardeşi de aradı. İhramca özür dilerim. Senin canın yanıyor. Bize ne desen kabul dedi.
Bir de şunu demek istiyorum. Sinan'dan faydalanarak yola çıkar. Bunları bir mana görerek eli altında bulunduran insanları da unutmuyoruz. Sanmasınlar ki Sinan'la bu işler bitecek. Sanmasınlar. Canım yettiği müddetçe. Adalet sahip çıkmasa ben o adaleti kuracağım. Bana da bu mesajları atanlar hazır olsunlar. Kötü mesajları, yalnız iyi mesaj değil. Kötü mesajları atanlar benim aileme hazır olsunlar. Bana tek isimlerini de tek tek versinler. Bir adalet kuracağım bu köye. Bunu adalet, da bilsinler. Adalet yerini bulacak. Ben adalete ben güveniyorum. İnşallah bu adalet bunları hep utandıracak. Güvenmekten başka da çaremiz yok zaten. Peki Eren Sardoğan bak seninle ilgili neler söyledi? Bir köye bela olan komşu. Evde oturup mesaj atmaktan geçmiş senin işin. Hayır öyle bir şey yok. İsim verdiği yanımdaydı dedi. Eren yapar. Bu akşam da geldi oturduk lavladık. Adını verdiği o akrabası konuştu. Kim aklına gelirse düşünüyor kimi söylesem diye onu söylüyor. Arife Gökçen'in şüpheli kaybında kuşku oklarının işaret ettiği komşu Sinan Sardoğan 64 yaşındaki kadının kaybolduğu gün yanında olan bir kişiden söz etti. Bana Kadir Eren falan da geldi. Dedi ki Erdal Gökçe'ye dedi mesaj atıyormuş. Dedim ben... Bir Erdal Gökçe'ye mesaj atmadım dedim. Kim yaptı bilmiyorum dedim. Kim yapacak senin telefonunu? Bilemiyorum. Eren yapar. Kadir atar. Eren kim? Eren bir, o da bir komşumuz. O gün Eren mi vardı senin yanında? Gelmişlerdi yanıma. Atar da bilir. Tuvalete gittiğimde atabilirdi. Eren mi senin telefonunu alıp atıyordu sağa İşte sola? Bilemiyorum. Öyle bir akşam Sinan dedi ne olur dedi. Bir çay yap içek dedi. Bu akşam da geldi oturduk lavladık. Kadir de vardı oturduk lavladık. Bir kere sen de çay içmeye mi geldin? Evet. Şimdi o mesajı o mu atmış oldu? Bilemiyorum. Ya çok da tehlikeli ya. Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçen'in kaybolduğu 17 Aralık günü yanında olduğunu söylediği isim akrabası Eren Sardoğan'dı. Ancak ona göre bu iddia baştan sona yalandı. Olay günü köyümüz 3 kilometre uzaklıkta Kabakboğazı diye bir köy var. Orada köyümden arkadaşımla beraber çalışıyordum. O gün sabah saat 8.30-9 sularında köyden çıkıyorum. İşten geldikten sonra köyde duydum. Kesinlikle olayla herhangi bir bağlantım yok. Kim aklına gelirse düşünüyor kimi söylesem diye onu söylüyor. Böyle bir saçmalık ahlaksızlık olamaz. Peki Eren Sardoğan o gün Sinan Sardoğan'ı hiç görmüş müydü? Sinan'ı ben olay günü kadın kaybolduktan sonra akşam jandarmalar getirdiğinde gördüm. Kesinlikle herhangi bir olay saatinde sabah öğlen arası falan kesinlikle görmedim. Sinan neden adınızı veriyor sizin? Sizinle de bir sorunu var mıydı? Yaşadığınız bir problem var mıydı onunla? Rahmetli annesi bizden samanı bitmişti. Hayvanı için saman almıştı. Annesi öldükten sonra reddetti. O zaman bir tartışmamız olmuştu. Ondan kaynaklı mı diyor ne diyor bilemiyorum. Sinan Sardoğan'ın köylüleri Durmuş Dursun'un eşine gönderdiği uygunsuz mesajları gören Eren Sardoğan bu duruma tepki gösterdiğini dile getiriyor ve yaşananları anlatıyor. Dursun'un eşinden duydum. Bana dedi ki Sinan dedi böyle mesaj attı. Ben ondan duydum. Sinan'a da dedim ki böyle bir şey yaptın mı? Dedi ki hayır dedi ben yapmadım. Dedim ki senin dedi numaran var. Niye yalan söylüyorsun? Kadınlar annen yaşında. Neden böyle bir saçmalık yapıyorsun? Bana dediği açıklama şu. Bana Almus'ta lan dedi demeyecekti. Bu yüzden attım dedi. Açıklaması da bu oldu. Bu mesajları attığında dövdük, sövdük. Anlamıyor adam. Toplumlarla şey yaptık, anlamıyor. Sen dayak arsız olmuşsun. Hayır ben kimseye bağlamadık. Yalan. Hattı mı Sinan? Ya şu anda ulaşamam. Eren Sinan nerede? Ben de var ya bütün gün herkese Sinan diyorum ha. Adam diyor ki dövdük, sövdük, atma dedik diyor. Sen hala diyorsun ki o atmış diyorsun. Hayır. Ötekinin adı neydi attı? Ona da ulan dedi bana diye attım demişti. Diğer isim neydi? Eren. Kadir mi? Bedir. Mustafa mı? Kadir. Bedir. Yok mesaj attı. Başka birinin ismini söylüyorlar. Bedir dedi. He. Bedir evet. Ona da lan dedi diye atmışsın. Evet onu attım. Lan dedi attım. Gökmen'i nereden tanıyorsun? Erdoğan'ı nereden tanıyorsun? Onları kim? Kim bilmiyorum. Mesaj atmışsın ha. Kim Hayır. mesela? Nalan'ın çocukları. Hayır. Bunları nereden tanıyorsun? Ben onları tanımıyorum. Niye onlara mesaj at? Bir de seni davete, babaları öldü. Davete çağırdılar. Ondan geri de Gökmen yanına vardı. Sinan beni tanıyor mu? Ben seni davete çağırdım. Köyümüzde davet vardı babası için. Davete gelsin şurada güzel milletin önünde görüşelim konuşalım. Ben bu çocuğuna da tanışmak istiyorum diyen Gökmen
Senin evine de vardı. Bu zaman ne cevap verdin? Ya ne vereceğim? Ya Allah. Ne verdin işte? Soruyor ne verdin? Buyur çay iç dedim ben. Ne diyeceğim? Hoş geldin, sefa geldin, otur dedim. Ne diyeceğim başka? Sinan, senin tipte ekipler çoluma çocuğuma sataşmasın. Sen nasıl deliysen ben deliliğin daha alasını yapacağım. Bu insanlar, bunlar adaletine de diyor. Adaleti onlara ben kuracağım. Ben zaten bittim. Kapıya kilidi vurdum, her gün bana mesaj atsınlar bunlar. Karşıma da çıksınlar, ben yaptım, ben yaptım desinler. Delikanlı kim imiş? Ben onlara göstereceğim. Ya onlar da erkek senden değil. Senden faydalanmasınlar. Bunlar böyle bir şeyler onlar demek ki... Onlar da erkek değil. Onlar erkek olsa zaten ekibinde. Böyle savaşmazlar. Bir kadının arkasına saklanmazlar. Onlar da erkek değil. Erkek gibi çıksınlar piyasaya. Sonra bundan faydalanarak... Ben size bir şey söyleyeyim mi? O mesajları atanlar da benzer zihniyette olabilir. Yani evet. Biz burada kayıp aradığımızda da çok alakasız kişiler onları evet, rahatsız ediyor. Ben özellikle buraya gelenlere aman diyorum yani... Hiçbirine cevap vermeyin olabilir ama arka arkaya aileye de böyle mesajlar geliyor. Onu da iletmek istedim. Yani onların da tek istediği köyden bir yardım. Ne yardımı? İşte bak şimdi artık bunda bunun attığı mesajlardan utanacak, sıkılacak bir durum yok. Yani bütün profili göz önüne serdik yani. Birine mesaj attığı zaman ay kadın da buna bir şey yapmış da bu mesaj atmış da bu kendi kendine bir hayal dünyasında yaşıyor. Yani onu da anlıyorum. Bu zamana kadar niye bir zapta rapta alınmamış orasını anlayamıyorum. Seni hiç annenler götürdüler mi böyle bir doktora hastaneye falan böyle sağa sola mesaj atınca? Hayır. He? Hayır. Hiç sen peki bir gideyim demedin mi ben böyle el alemin anasına peşinde dolanıyorum doktor bey bana bir yardımcı olun dedin mi? Ben niye gideyim ki? Gitme sen tabii. Eren Sardoğan da telefon attığımız demiş. Eren günaydın. Günaydın Müge Hanım. Ya valla ben böyle anlatınca Sinan seni de kafamda başka canlandırmıştım. Sonra baktım... Yani kafamda canlandırdığım şeyden dolayı senden özür diliyorum. Burada bir şey söylemedim ama yani burada baktım normal bir çocuk bu. Şimdi diyor ki mesajı Eren atmış ben tuvaletteyken diyor senin için. Müge Hanım kesinlikle böyle bir şey yok. Ben zaten dün Fikri amcayı da aradım. O gün ben Kabakboğazı'nda çalışıyorum köyümdeki bir arkadaşla. O gün köyde bile değilim daha doğrusu. Ben size hemen söyleyeyim. Ben Sinan'ın evine bir kere gitmedim. İki kere gittim. Gitme sebeplerini de ben size söyleyeyim. Erdal Gökçe'ye mesaj atmadım dedi orada canlı yayında. Ben Erdal Gökçe ile bizim arkadaşı arıyor yanındaki arkadaşı. Erdal Gökçe diyor ki bana böyle böyle mesaj attı. Ben bugün hiç çalışamadım. Aileme mesaj atıyor. Ben sana diyorum. Bak o sana demiş Erdal Gökçe'ye attın. Ne sen Erdal Gökçe sorulunca Eren atmıştır diyorsun. Hayır. Erdal hatta bana Müge Hanım bana da açıklaması şu oldu. Erdal Gökçe'ye neden mesaj attın dedim. Bana dediği açıklaması da şu oldu. Onun evinin üstünde çeşme var. Çeşmeden üstten aşağı iniyordu. Bana Sinan ne haber lan dedi. Açıklaması da bana bu oldu. Öyle mi Sinan? Evet. Ne haber lan deyince sen de ona böyle mesajlar mı attın ailesine? Ailesine değil. Ha. Kime attıysam onlara o şeyine onlara attım. Nasıl kime attıysam anlamadım. O şey Hamidiye olsun, Kaşıkçı'ya olsun. O İsa'yla attım ben onlara. Niye o zaman şimdi Eren attı dedin iki gün evvel. Eren atmıştır o mesajı ben tuvaletteyken dedin. Sen atmışsın işte. Bilemezsin. Niye bilemem? Tuvalete gidiyorsun bilemezsin. Sen attığını biliyorsun ya. Sinan ben seni uyarmadım mı? Neyi? Ben seni uyarmadım mı millete niye mesaj atıyorsun diye? Uyarmadın mı lan? Bak lan deme bak Eren. Oğlum ben iki gündür uyuyamıyorum. Nasıl bilmiyorum? İki gündür ben uyuyamıyorum. Sen kimsin de benim adımı orada geçiriyorsun? Onunla hiçbir alakam yokken. Beni millete niye rezil ediyorsun? Hadi ver. Niye beni millete rezil ediyorsun? Niye o zaman bize gel işte masaları, şeyleri, demlikleri devirdin? Sinan, ben o zaman sen benden daha iyi biliyorsun. Ben niye o zaman sana kaba şiddet uyguladım? He söyle. Niye uyguladın? Söyle ben senden dinleyeyim. Sen milletin narısına kızına mesaj atıyorsun diye. Şeyde saman parasını vermedin diye ben seninle kavga etmedim mi? Kavga olmadı mı? Anneme demedin mi? Ne parasıymış? Ben senden para
Almam sen benim arabasım demedin mi? Olayları başka yere saptırma. Olayları başka yere saptırma. Demedin mi orada? Ya ben öyle bir şey dedim veya demedim. Annenden para istedim veya istemedim. Şu an Arife Hanım'ın kaybolmasıyla benim annene para istemişim istememişim ne alakası var? İyi, benden geldin evime demlikleri devirdin işte televizyonu kapattın. Niye kapatayım sen benim televizyonumu çayımı nasıl döndürürsün? Onun için mi dedin Eren atmıştır mesajları diye? Tabii. Çok tehlikeli dedim ben çok, sana. Hüküm Hanım ben ne diyeyim? Vallahi ağır hayatım Allah hepinizi hepimizi korusun de ben ne diyeyim tabii. Ki yani? Allah iyi insanlarla karşılaşırsın. Artık yani yatıp kalkıp hep buna dua edeceğim. Bu yani tuttun mesajları eden, Eren attı dedi. Bu sonra mesajları bunu kabul eden, çoluma çocuğuma mesaj atan adamların demek ki anası, babası, bacısı, kardeşi hiç kimsesi yok. Aynı Sinan'ın fikrinde, aynı Sinan'ın şeklinde bir insanlar. Bunlarla bile gördüğüm zaman adalete güveniyorum. Aynı şekilde görüşecek bunlarla. Yok. Aynı Sinan'ın kafasında demek ki bu Sinan'ı destekleyenler. Bak aslan gibi delikanlı çocuğa iftira ediyorsun. Şunu ettin, bunu ettin. Şunu arkasında dur. Hepsinin arkasında dur. Ben isem dedi ki sen bana dedin yaptım yaptım. Hepsinin arkasında dur. Bu mesaj atanların hiç demek ki sizin ekibin içinde benim ailem. Bulunmasını hayır istiyorum, adalete güveniyorum. Bu kadar. Aranmış mı o ev? Haber bekliyorum size. Yani sen şimdi böyle kim sana yani ne haber lan de, yani bir şeydir bu. Yani bu kötü bir şey de ki erkekler birbirine söyler ya ne haber lan falan hani küçük çocuklar da söylerler ne haber lan falan. Şimdi sen bundan niye alınıyorsun? Diyemez Müge Hanım. Lan ne? Benim ismim var. Sinan abi desin. Sinan desin. Kaç yaşında bu mesajı attın? Hangisi? İşte Gökçe olan. Hangisi? O kadar çok atmış ki hangisi? Tabii hangisi? Bu neydi? Ne Gökçe'ydi? Erdal Gökçe. O demiş ya sana ne haber lan diye. Küçük mü o senden? Benden büyük. Ama bu lan diyemez. Sinan desin. Doğma bitme Nisarlı. Bununla hiç alakası yok. Ya sen mesaj atarken de o kadar ağır sözleri kullanırken ayıp etmiyorsun da sana lan dediğim zaman mı ayıp oluyor ya? Ya oluyor. Ama her şeyin de bir kullanma tabiri vardır. Allah Allah. Yani ulan bilmem ne diye başlamak bir hani hakaret olarak kabul edilirken ki bu hakaret de değil ulan kelimesi bildiğim kadarıyla. Yani daha böyle bir nida çünkü bu. Ama ya ne haber lan hani çocuklara yani falan denir yani. Nasılsın kardeş hani gibi bir şey. Yani İngilizce'de de vardır o tam ulan demeselerde başka yani bu seni niye alınıyorsun sen buna? Lan demeyecek Müge Hanım. Ne diyecekler Sinan Beyefendi mi diyecekler ne diyecekler sana? Sen ne yapıyorsun ki insanlar sana saygıyla konuşsun? Sen milletin anasına mesaj atan bir adamsa sana nasıl saygı duyuyorsun ki? Tamam Sinan sen desen orada saygı duyulup da alıp da eline bir yol mu yapıyorsun? Birinin bir şeyini mi sıvıyorsun? Alıp da ineklerini mi götürüyorsun? Bir köylüye yardım mı ediyorsun? Kendi evin batmış çıkmış. Sen kime ne yapıyorsun ki? Gittiğin seni acayip çalıştıranların yanındaki kadınlara sarkan milletin anasına mesaj atan bir adamsın. Gene sana bunlar ne haber lan diyerek bence sevimli davranmışlar yani. Sen orada saygı duyulacak ne yapıyorsun ki köyde insanlardan saygı bekliyorsun? Lan demeyecek. Sen niye Arife Sinan Hanım'dan diyelim saygı bekliyorsun? Sen niye Hamide Hanım'dan ya da onların çocuklarından, kocalarından saygı bekliyorsun? Saygısız olan sensin. Saygısızlığı sen başlatıyorsun. Hayır. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Nasıl davranırsan öyle cevabını alırsın. Yine millet laf söyleyecek diye bu böyle sen milletine ne iyi yaptığın için millet sana bu zamana kadar bir şey yapamamış. Hadi bu saftır, aptaldır, bilmem nedir falan filan dedikleri için. Çünkü başına gelmeyen vardır öyle tipler. Aa buna niye öyle yaptın? Buna millet uzaktan konuşması kolay. Başına gelsin de bakalım bir gör. Ben artık senin gibilerle uğraşa bıktım usandım. Sinirlerimi bozuyorsunuz böyle. Seni gördüğüm zaman aklıma böyle senin gibi buraya gelen 10 tane falan geliyor. Ya bela mısınız siz? Nasıl baş edeceğiz kardeşim biz sizinle? Bir de hala saygı bekliyor. Senden büyük bir adam ne haber lan demiş. Gitmişsin ona da küfür mesaj yazıyorsun. Anasını avradına bilmem ne. Demeyecek size lan demeyecek. Sen değil sen yazmayacaksın o mesajları önce. Sen de o zaman bu adamın 50 yıllık karısına mesaj yazmayacaksın. O zaman ağzı duracak.
Sen mesaj yazdığın için bunların ağızları konuşuyor. Sinan sen başlatıyorsun sen. Yok, bu konuşmayacak o zaman. Sen başlatıyorsun. Senin peki sen lan diyene kızıyorsun da senin attığın o mesajdakileri ne yapacağız? Sen ne anaları kalıyor, ne avratları kalıyor, ne oraları ne buraları kalıyor. Onları ne yapacağız? Onun karşılığı o mu? Tabii. Bir dakika. Müge Hanım bir dakika. Bu konuşma seninle bizim aramızda ne zaman geçti? Öyle demedin mi? Ne zaman dedim? Kadir de vardı. Ne zaman dedim ben sana böyle bir şey? Kadir de vardı. Sen de geldin. Çay içiyorduk. Sinan dedi. Şeye dedi. Şerif gelin dedi. Oraya gel dedin dedi. Hı. Gel dedi. Tayfun'la dedi. Atakol dedi. Kolundan tuttum. Hadi. Seni evine götüreyim. Hı. Söyledim bana. Oradan da ağlayarak evine gitmiş. O benim abim. Niye ağlamış Tayfun? Sen senin için mi demiş Sinan benim abim diye? Evet. Tayfun. Evet. Bu Müge arkadaş Hanım, da öyle dedi. Tayfun abiyle isterseniz de bağlayın. Tayfun abiyle ilk dün konuştum yani yayına bağlandıktan sonra. İlk defa dün konuştum. Kaç senedir köydeyiz. İlk defa dün konuştum. Bağlayın şey adama da sorun. Eren de onlardan falan da Eren gerçekten çok düzgün bir çocuk evet. Yani. Ben konuştum da şeyde gerçekten de çok düzgün bir çocuk. Şimdi mesaj attı falan deyince herkes diyor ki bu da mı sapık diye düşünüyor millet için ya. Milleti de orası küçük yer. Yine bir hikaye yazdın yani sen bize. Yani Müge Hanım köyü de geçin artık. İsterseniz size de göstereyim. Genç olarak Instagram kullanan birisiyim. Ya Instagram'dan bile böyle abuk sabuk ne bileyim mesajlar geliyor. Sor ona işte geldi de mesaj attı. Ben tuvalete gittiğimde attı dedin mesaj dedi. İşte gözün görmüyor. Ben tuvalete gidince ne bileceğim? Ama tuvalete gidince ona öyle söyledin ama dün de itiraf ettim ben attım o mesajı diye. Ben tamam ileriye doğruları ben attım ama geliyorlardı ne bileceğim? Ben tuvalete gidiyorum. Ama sen kendi attıklarını biliyorsun ya zaten. Biliyorum. Tamam o zaman niye başkası attı diyorsun? Ama işte bize gelince ben ne bileyim Kadir mi atar bu mu atar bilemezsin. Sinan sen şimdi Tufan'a mesaj attığını biliyorsan ben de sana Tufan'a niye mesaj attın dediğimde mesela Eren attı demenin bir anlamı yok ki sen attığını biliyorsun zaten. İşte bilemiyorsun. Tuvalete gidiyorsun. Telefonda ya evde. Sen zaten attığını söylüyorsun ya. Ben Erdal'a attım diyorum. Ben ona attım, bunu attım diyorsun. Zaten sen kendi ağzınla söylüyorsun. Dün burada dedin ki Erdal'a Eren attı. Doğru mu? Doğru. Burada ben canlı yayına bağlandıktan sonra da dedin ki bana lan dedi diye attım demedin mi ya? Sen kendin diyorsun bunu. Kendin diyorsun. Kendin yalanı kendin çıkarıyorsun. Niye ya ben senin yüzünden millete niye kötü olayım ya? Şu insanlar beni niye kötü bilsin? Niye Sinan? Sinan söyle. Ona niye kızdın? Eren'e niye kızdın da onun adını verdi? Bir gün bize gelmişti. He. Ben çay içiyorum. Bir de kapıyı biri açtı. Ay, dedim Allah'ım. Çaydan soğutacak bu adam beni. Kim acaba? O bir de kapıyı açtı Eren. He. Ben çay içeyim evde. İsmini de sen mi koydun Eren'in? Yok anası babası koymuştur ben ne bileyim. Anası babası kim? Koymuştur. Orada. Öyle bir de sen kim diyor? Kim dedi onu? İsmini de sen isim... Alo. Kim dedi isim şey diye? He? Öyle yazdınız da ismini koydu diye. Ay neyse ya ben hakikaten yürüyorum Hakk'a doğru. Evet devam et. Geldim bir gün çay içiyordu. Evet. Buradan çay içiyordum ben Müge Hanım. Hı hı. Bir de kapıyı açtı. Yani normalde kaldırabileceğim şeyleri bu birkaç gündür kaldıramıyorum. Çok özür diliyorum. Evet. Buradan ona bir de baktım Eren geliyor. Kapıyı açtı geliyor. Hı. Buradan oturdu şeye. Hı. Kanepeye. Buradan bir de kalktı işte masalara vurmak. Buradan demliği şöyle döndürmek, durup televizyonu kapatmak. Durup dururken. Dedim Eren hayırdır ne oldu? Bir dakika durup dururken yani. Hayırdır ne oldu dedim. Sinan durup dururken mi? Geldi evet. İçeri evi dağıtıyor. Evet. Niye durup dururken mi? Buradan ne oldu Eren dedim. He. Dedi sen dedi şey annen dedi bizden dedi bir dört dedi haral dedi saman dedi aldı dedi. Hı. Onun dedi parasını versene dedi. Hı. Bak dedim Eren dedim. Şimdi dedim benim param yok dedim. Hı. Ben tamam annem alabilir dedim. Hı. Tamam bunda annemin de parası yoktu dedim. Çekemedi karıcağız parasını dedim. O günde günü de öldü dedim parasını dedim. Vereceği de nasip olmadı dedim. Yani bu yüzden mi? Oradan. Hı. Neyse.
Bir saniye sorayım. Eren sen girdin, kapıya girdin, dağıttın mı? Saman parası için evi mi dağıttın? Şöyle söyleyeyim ben size Müge Hanım. Evine gittim o gün. Hı hı. Ama direkt şu olmadı. Evine gittiğimde direkt evini dağıtmadım. Hı. Ben zaten dün de söyledim. Dün evine gidiyorum. Normal kibarca. Yani aklı başında olan bir insan niye eve girip direkt ortalığı dağıtsın? Hı. Sen niye dağıttın? Evine girdim. Dedim ki Sinan abi dedim durum böyle böyle. Annesinin vefatından da aradan bayağı zaman geçti. Ondan sonra dedim ki abi böyle böyle. Borcunu öde. Borcunu öde. Hı-hı. Hani doğal hakkım olarak borcumu istedim yani. Çalışsın. Bunda bir şey olduğunda hani çalışıyor zaten. Çalışsın evet. Çalışıyor da zaten. Ondan sonra dedim abi borcunu ver. Hı-hı. Dedi ki vermem falan. Bu arada demlik devirme olayı falan kesinlikle yok. Yok televizyonu kapattım. Yok demliği devirdim. Ben zaten yaptığımı diyorum. Masasına vurdum. Hani şimdi burada az önce... O da sana oradan takıp diğer bu Erdal Gökçe'ye attığı mesajı senin üzerine aynen, attı. Aynen öyle. Burada da az önce dedi ya hani işte şeyi kapattı, televizyonu kapattı falan. Masasına vurdum. Param yok dedi. Param yok dedi az önce kendi ağzıyla. Parası yoktu da. Madem kaba şiddet uygulayınca hemen bir gün sonra nasıl getirdi beni paramı? Çay köyünden bize yumurta alan bir arkadaş var. Anamın işte yumurta arkadaşı. Hep bizden alırdı. Yaşlı biraz. Fikri emmi gibi. Hı. Bir akşam bu gittikten sonra yanıma geldi. Yani Fikri emmi yaşlı ama eşi genç. Hı. Yanıma geldi evet. Müge Hanım. Hı hı. O gün de Ramazan bayramı, oruç. Hı. Dedi yeğenim dedi yumurta var mı dedi. Vallahi dedim dün dedim verdim dedim. Az gelseydin dün dedim alırdın dedim yumurtayı dedim. Dedi abi dedi 200 milyon al da dedi. Ben dedi oruç için dedi sana dedi adadım dedi. Yo ne gerek dedi oğlum öyle dedim. Olsun dedi bir çorba içersen benden dedi. Ha millet fitresini fidyesini falan veriyor. Yani. Evet. Bundan sonra Eren'i aradım. Eren dedim gel dedim paranı vereyim dedim. Evde misin dedi. Hani evet. Ben sana dün çalışıyor musun dediğinde ben çalışırım dedin. Bu konuyu konuştun sen niye çalışmıyorsun dedin. Çalışırım dedin. Milletin niye hani parasını kabul ediyorsun? Ben kimseden 1 lira almam dedin dün mevzu geldiğinde. İşte fitreleri niye almayayım? Çalış. Fitre... Çalış. O gün seni jandarma çağırıyor, odun kes, ötekisi çağırıyor. Ahıra sen millete mesaj atmaktasın. Ben şunu merak ediyorum Sinan. Sen oturup otururken, şimdi bir tane bir konuk daha bağlayacağım. 17 Aralık günü yani Arife teyzenin kaybolduğu gün sadece Arife teyzeye ve Fikri abiye mesaj atmamışsın. Birine dağıtmışsın. Onlar da ortaya çıkan belki başkaları da vardı. Sen niye o gün tetiklendin? Niye böyle mesaj atma ihtiyacı hissettin o gün? O gün ne oldu? Hayır. O gün akşam aslında sen Kadir'le oturdun. Değil mi? Her şey yolundaydı. Sabah kalktın. Kadir gel ahırı tamire gidelim dedi. Gitmedin. Evde oturuyorsun. Çayını demledin. 1,5 ekmeğin var. Allah bin bereket versin. Yiyorsun peynirin var, zeytinin var. Sen sonra ne oldu da sen başladın millete mesaj atmaya? Ben ileriye doğru atıyordum Müge Hanım. Ben atmadım değil. Attım. Bak atmadım değil değil zaten. Atmışsın. Biz şimdi attığını konuşuyoruz ya. O evet. Gün niye attın? Erdoğan Tekinalp. Telefon attığımızda. Tanıyor musun Erdoğan Tekinalp'i? Dayımın torunu oluyor. Kadir benim paramı çalışayım bir gün. Vermez çok uzak. Mecbur mıyım ben sana para vermeye? Dedi. Dedi ha. Mecbur mıyım sana para vermeye diye. Çalışayım ben ter döküyorum. Anladım. Peki sen jandarma sana sorduğunda neden o sarışınla esmer adamı söyledi? Öyle bir şey demedim ben. Ya Eren diyor ki ben de oradaydım bana hayır, dedin evet, diyor. O, yalan evet, söylüyor. Abla ben de oradaydım. He? Ben de oradaydım. Hatta köyümüzdeki... Tam sana ne dedi Eren? Ya şöyle söyleyeyim ben size. aslında gerçeği konuşmak gerekirse benim akrabam olduğu için biraz da ben daha nazik dille konuşurum diye ilk beni... ben de rica ettim. Dedim ki karakol komutanına ben konuşayım. Ondan sonra oraya girdim. Dedim ki abi dedim merhaba nasılsın hani yumuşak dille girdim. Ondan sonra dedim ki abi dedim bak ben dedim gece saat o zaman konuştuğumda 3.30'du. Dedim saat 3.30 ben dedim yarın işe gideceğim ve dedim ben şu an senin şeylerin işlerinle uğraşıyorum. Hiç alakam olmayan işimle uğraşıyorum yani seninle uğraşıyorum. Ondan sonra olayla senin alakan var mı? Bu ondan sonra ya kanka dedi öz annemin dedi üstüne dedi yemin ederim dedi benim dedi olaydan hiçbir haberim yok. Ondan sonra
Neyse bir böyle iki böyle aradan bir 5-10 dakika geçtikten sonra bu bir şeyler söylemeye başladı. Hı. Ben bir şeyler söyledikten sonra... Ne anlattı tam söyle. Direkt bizim köyümüzdeki şeyden oradan birini çağırdım. Yanına şahit olsun aynen, diye. Aynen. Hı-hı. Çünkü yalanlayacağını biliyordum. O yüzden hemen onu çağırdım. Hı-hı. Orada hatta şunu söyledi. Bu esmer adam, sarışın adam muhabbetinde Almus'tan bir tane jandarmadan adam söylettirdi. Hı. Hani şöyle, kendisini tam ifade edemiyor mu, etmiyor mu? Tarif ettirdi yani. Aynen. Heh. İşte kimdi? Ne olmuş, o çalıya giderken mi görmüş onları? Çalıdan giderken mi, dönüşte mi görmüş? Şöyle söyledi, hani çalı, dönüş, gidiş falan söylemedi. O zaman çalı malı yoktu. Hani öyle bir şey söylemedi, çalı falan söylemedi. Hı. İki tane dedi, esmer adam dedi, kadını dedi, kolundan dedi, zorla tuttular. Kadını götürüyorlardı, kadını zorluyorlardı. Esmer adam geldi. Abi buna da yalan diyemez zaten. Esmer adam ortası kel esmer adam dedi geldi. Sarışın adamların elinden kadını aldı. Oradaki yalan. Tahtayla kafasına vurdu. Ben öyle vurdu. Bir kimseyi görmedim ki. Kafasına vurdu. Yerden sırtına aldı. Orada şeyde geçen de zaten görmüştünüz. O fırının yanında yapılan yerde de bir tane yeni yapılan merdiven var. Merdivenlerden aşağı indirdi. Köyümüzdeki birinin tarlasına bıraktı. Oradan da gitti. Arkasına bakmadan hadi, kaçtı gitti jandarma dedi. Jandarma gitti o tarlaya, kadın orada mı diye tabii. Evet. Ve oraya iki hayır, kere götürdü. Öyle bir şey yok. İki kere götürdü. Arabayla ilk gitmemizde bize iki yerde durdurdu. Gittik. Ondan sonra dedi ki burası dedi, sağına soluna baktı, burası değil dedi. Hani mecbur güveneceğiz, başka çaremiz yok. Çünkü herhangi bir iz yok. Ondan sonra az ileri gidin dedi. İleri gittik. İleride de sağına soluna baktı ama orada biraz uzun durdu. Uzun durdu yani 5-10 dakika durdu. Ne düşündü bilmiyorum. Ondan sonra burada değil dedi. Ben unuttum, ben bilmiyorum dedi. Çıktı işin içinden. Ondan sonra da bütün oralarda kazıldı sayın sağlığınızın talimatı falan. Niye insanları götürdünüz o zaman oraları? Öyle bir şey yok ki. Yoksa niye bunları anlattın? Öyle bir şey yok ki Müge Hanım. Öyle bir şey yoktu ki bana Türkçe açılımını yapar mısın? Öyle bir şey yok ki. Ne diyor ben Türkçe şeysini anlatacağım? Anlattın mı bunları, anlatmadın hayır. mı? Var jandarma kayıtlarında. Hayır, ben öyle şeylere inanmam. Hayır. Neye inanmam? Öyle kağıda, mağda inanmam ben. Ben kimi, ben yapmadım, etmedim. Senin inanıp inanmaman değil ki sorun. Sorun resmi kayıtlara söylediklerinin geçmiş olması. Niye böyle bu anlattın? Bu resmi kayıtlarda var. Niye böyle anlattın? Hayır, öyle bir şey yok. Ben mesaj için panik yaptım. Ben bu Eren'e, Mustafa'ya, Tekin'e, işte şu Eren yazdı, işte şu yazdı, Mustafa yazdı diye ben panik yaptım da tamam, öyle şimdi dedim. Biz mesajdan bahsetmiyoruz. O gün iki tane sarışın, bir tane esmer adam almışlar ya kadını. Öyle bir şey yok. Ya yalan söylüyorlar. Müge Hanım biz... Onlar yalan söylemiyor. Sen bunları söyledin. Kayıtlara geç de sen niye yalan söylüyorsun? Ben sana onu soruyorum. Onlar yalan söylemiyor. Onlar kayıtlarda zaten. Hayır. Jandarma gitti o tarlaları da hem aradı, kazdı... 500 tane komandadan bahsediyoruz. Millet işi gücü bıraktı Tokat'ta. Senin yalanının peşine düşüyor kardeşim. Yalan. Niye yalan söylüyorsun yalan. Ben de? Tamam yalan da niye yalan söylüyorsun? Öyle bir şey yok ki. Bu arada yani bu incelemeye göre matematik müthiş bir matematik zekası varmış. Askerdeyken de öyleymiş. Askerde de çok başarılıymış. Bütün koordinatları falan ezbere biliyormuş. Yani hani o telefon numaralarını... Telefon numaralarını da hani, ezbere biliyor. Oradan da tabii, ezbere biliyor. Tabii. Zaten bence hani insanları ne derler bir... Seyahatte tanırsın, bir de kumar masasına mı derler? Bence askerde de iyi tanıyor insanlar. Mesela evet. Askerlik arkadaşı tam net ifade etti yani kindarlığını, zarar zaten vermeyi, isteğini falan. Zaten zekası ile ilgili bir sorun yok. Kişilik bozukluğu var, o da ceza ehliyetini, ağır kişilik bozukluğu ama ceza ehliyetini etkileyen bir durum değil. İşlediği suçun çünkü gayet bilincinde, gayet yaptıklarının farkında. Cezasını suç, çekeceğini evet, farkında. Davranış suç ceza suç kavramının farkında. Gayet güzel koruyor. Tamam madem yalandı da niye bunları anlattın ilk gün jandarmaya? Soru bu. Ya yalan öyle. Ben onlara mesaj attım diye onlara panik yaptım. Her gün benim kapıma... O yüzden kapıma... de böyle yalan mı söyledin? Evet. Daha önce de panik yapmıyordun ki. Yapıyordum. Yapmıyordun. Yapıyordum. Rahatsız olmuyordun. Gayet oluyordum. Diyordun istediğimi atarım, istediğimi asarım, keserim. İşte onlar da... Mesela küfür etmeyeceğiydi. Ayıp etmeyeceğiydi. Sen de milletin anasına bacısına yazma. Onlar da öyle deyince ben mesaj attım. Sen mesaj attın diye sana öyle diyor. Evet. Evet diyorsun bak. İlk sen başlatıyorsun mevzuyu. Ben, mesaj atıyorsun. Bak ilkim bak. Onlar bana ayıp takıyor. Niye? Ben onlara niye, mesaj niye? Atıyorum. Sana niye ayıp taksınlar? Takıyor. Sen kimsin? Sen nesin? Takıyor. Sana niye ayıp taksınlar? Takıyor. Seni kimse kale bile almıyor. Takıyor.
Yalan söyleme Sinan. Ya niye yalan söyleyeceğim? Sen bir defa o gün 3 defa geçtin bak. Erdoğan'ın kamerasına yakalandın. 3 defa. Hayır. Aynı kıyafette gidip geliyorsun 3 defa. Hayır. Hadi birinde çalıya gittin. Yok da. Birinde çalıya gittin. Diğer ikisinde nereye gittin? Bir dönüşüm var, bir de gidişim var benim. 3 defa görünüyorsun kamerada. Bir de annemin mezarlığına tamam, su dökmeye gittin. Tamam, oraya gittin. Hadi gitmedin de. Öbürü öbürü ne? Üçüncü annesinin mezarlığını kaldı. Öbürü ne? Üçüncü nerede? Bir de Müge Hanım. Üçüncü ne? Üç defa kamerada görünüyorsun kamera sen. Kamera kayıtlarında 10.55 falan. Ben bir dönüşüm olsa, bir var. Kamera görünüyorsun orada. Sensin. Aynen, yukarı hayır. Çıkışı 10.55 falan olması lazım. Gidip geliyorsun. Niye? Hani bu dediği saatte hayır, kesinlikle ben bir gittim bir geldim. Başka yok. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.